İyi akşamlar. Haber Global'de başka gündemle karşınızdayız. Malum yaz geldi. Üstelik beklediğimizden, alıştığımızdan da sıcak bir şekilde. Geçtiğimiz yıllara göre hava sıcaklık değerleri mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrediyor. Hatta bugün İstanbul'da bayağı boğucu bir hava vardı. İstanbul'un özelinden çıkalım, genele bakalım istiyoruz. Çünkü aslında konu sağlığımızla ilintili. Her yıl düzenli olarak kış mevsiminde veya bahar aylarında bir şekilde metabolizmamız aslında daha düşük performans çalışıyor. Yaz geldiğinde ise biz sistemi değiştiriyoruz. Özellikle yaza formda girmek isteyenler veya yazın kendi vücutlarını daha fit hale getirmek isteyenler o metabolizmaya aşırı yükleme yapıyorlar. Bir şekilde diyetlerle, egzersizlerle veya tatil beldelerine gittiklerinde o sahil kesimlerinde güneşin altında saatler geçirerek bütün sistemi değiştiriyorlar. Peki bu ne kadar doğru bir yaklaşım? Özellikle beslenmede, egzersizde veya D vitamini almak için ana kaynağımız olan güneşi kullanmada ne derece doğru davranışlar sergiliyoruz? Bugün ana başlıklarımız böyle. Ama çok daha fazlası da olacak. Siz de programa başka gündem etiketiyle hem Twitter'da hem de Instagram'da paylaşımlarda bulunarak katılabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatalım. Peki kimlerle konuşacağız? Hanımefendiyle başlayacağım bir kez daha. Biyokimya ve anti-aging uzmanı Doktor Ayşegül Çoroğlu bizimle birlikte. Yanında koruyucu sağlık uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyeral var. Sol tarafındaysa onkolog doktor Yavuz Dizdar ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Gürkan Kubilay bizimle birlikte. Aslında giriş genel anlamda bugünün temasını çizmiş durumda. Biz yılın yaklaşık işte 8-9 ayını bayağı bir dinlenerek geçiriyoruz. Fazla öyle hani kurcalamıyoruz sistem ama yazın bir aşırı güzelleşme veya işte formda kalma, alışkanlıkları değiştirme adına çeşitli kararlar alıyoruz ve uyguluyoruz. Başta da beslenmeyle oynuyoruz. Egzersizleri o sıcak havayla beraber farklı ortamlarda yapmaya başlıyoruz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Yaz hocam sizinle başlayayım. Vallahi doğru soru soruyorsunuz da bunu böyle yapıyorlar zaten diyeyim size. Çünkü yaza girerken insanlarda bir şey oluyor. Yazın daha iyi görünmek istiyorlar. Bunu niye yapıyorlar ben bugüne kadar anlayamadım. Yani kumsalda daha iyi olmak, havuzun başında daha iyi olmak bir gerekçeleri, mazeretleri var mıdır? Bilmiyorum. İnsanın bazen peşinden koştuğu böyle dışarıdan olumlanma gibi bir yanılsaması var. Yani onu istiyorlar belli ki. Bunun sonucunda da davranış modellerini değiştiriyorlar. Ha nasıl kaldırabilirler? Metabolizma bunu her zaman kaldıramayabilir onu söyleyeyim size. Sizin ortalama bir yaşam şeyiniz vardır. Bunun içerisinde belli bir günlük aktiviteniz vardır. İşte kalkma saatiniz bellidir, yatma saatiniz bellidir, yediğiniz içtiğiniz bellidir. Sistem ona adaptedir. Siz bunu keskin bir dönüşle çevirmeye çalışırsanız benim gördüğüm aşağı yukarı 3 gün içerisinde metabolizmada değişiklik oluyor. Bir anda olmuyor. 3 gün sonra ama varılan durumda vücut yakma haline dönüyor. Yakma haline döndüğünde sizin onu kontrol etmeniz o kadar kolay değil. Ben nereden biliyorum? Çünkü denedim biliyorum. Aşağı yukarı herhalde bir 3-5 kere bunu yaptım. Nereden yakmaya başlıyor hocam? Nereden yakmaya başlıyor? Aslında yağdan yakmaya başlar. Yağdan yakmaya başlar fakat ona eğer yeterli şeyi tanımazsanız protein vermeniz lazım. O zaman protein de yakmaya başlar. İnanılmaz bir şekilde incelebiliyorsunuz. Fakat ne kadar sağlıklıdır derseniz bence sağlıksız değil de sürdürülebilir olmaması sorun yaratıyor. Çünkü ondan sonra yine yaz mevsimi bitiyor. İnsanlar şey yapıyor, kış mevsimi geliyor. Havalar kararıyor. Bakın mevsim normallerinin üstünde gidiyoruz diyoruz. O küresel ısınma hikayesini ben uzun süre hikaye anlatıyorlar diye baktım ama artık pek hikaye gibi de durmuyor. Dolayısıyla metabolizma o yeni duruma da adapte olmak zorunda. Bu 1 derecelik 2 derecelik sıcaklık farklılıkları bizim için aslında bakmayınız önemli sonuçlar doğurur. İnsanlar hiç mi yapmasın? Yok yapsınlar. Kendilerini bilsinler. Doğru hedef koysunlar ama esas olan sürdürülebilir olmasıdır. Aynen iklim gibi ve sizin de buna ne kadar vücudunuzu yıpratmadan sokup çıkarabilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Aksi takdirde bunun size dönüşü bir miktar herhalde yaşlanma olacaktır. Oğuz Hocam sizinle devam edeceğim. Şimdi Yavuz Hocam dedi ki sürdürülebilir olması lazım. Evet. Her sene tekrarlanıyor aslında ama sadece yaz aylarında sürdürülen bir alışkanlık veya yöntem gibi sürdürülüyor biraz da. Sürdürülebilir olmazsa ne gibi zararları var ve genel anlamda bütün bu konuya bakışınız nedir? Şimdi temelde herhalde söylenecek en önemli cümlelerden bir tanesi sen ne yersen olsun. Bu senin temel yapın. Çünkü bütün yapı taşın bunun üzerinden oturuyor. Ve senin bir yeme içme tarzın var. Bir anda sen onu değiştirip farklı bir model oluşturmaya kalktığında hücrelerinin alışık olmadığı yaklaşımla
Şimdi hocam onu daha güzel açıklayacak. Çünkü tamamen onun kendi konusu. Metabolizma şaşırıyor. Yani ben ne alıyordum, ne veriyorum, ne yapıyordum, ne yakıyorum, ne yapmamaya çalışıyorum. Yediklerinizi azaltmak evet olabilir. Belli bir düzen yaratmak evet olabilir ama spor yapmanın da bir anlamı var. Yani spor yapıyorum diye AVM'lerin kenarlarında, otobanların tepelerinde koşulmaz. Yani böyle bir saçma zırva bir yaklaşım yok. Çünkü sen bunun için yapıyorsun? Vücudundaki biyoritimle dengeleştirmek için bunu yapıyorsun. Durup dururken yağ yakmak için de yapmıyorsun. Bir denge için yapıyorsun. Spor kasların oluşumu, vücudun dengelenmesi her şey için önemli. Ve anlamlı bir yaklaşım. Benim rahmetli annem sokağa çıkamazdı ama 85 yaşında her sabah kalkar, yapması gereken vücut hareketlerini yapar ve kaslarının çalışmasını sağlardı. Siz bütün sene çalıştırmayın, sonra oturun, mekanizmayı kurcalayın. Güzel gözükmek istiyorsunuz, olabilir. Şimdiki yaz gelince zaten daha çok cep telefonları kullanılacak, daha çok kendilerini gösterecekler. İşte kaslarını gösterecekler, göğüslerini gösterecekler, bacaklarını gösterecekler. Öyle bir şey var, 100 like almayan mutsuzluk hormonu salgılıyor falan. Böyle enteresan bir şey. Metabolizmayı alabora etmiş bir kitleyle yüz yüzeyiz. Yani şimdiki şey o. Niye? Ben şimdi mesela şu soruyu sormak istiyorum. Niye cep telefonlarında kendini düzeltiyorsun? Adam gibi beslen de öyle dur yani. Öyle olmak istiyorsan olmak. Ya olduğun gibi görün ya ya göründüğün gibi ol. Yani kendini dengesizleştirme. Tabii daha sonra söyleyeceğim onlarca şey var. Yani siz yazın aldığınız, bugünkü konunun içine koymuşsunuz bir D vitaminini ne kadar vücudunuz devam ettirir, kışın kullanabilir? Ya da hakikaten alabiliyor musunuz? Doğru işler mi yapıyorsunuz? Gidip kumsalda saatlerce yatmak size ne gibi zarar veriyor? Esas tam hocamın konusu. Yani biyokimyasal açıdan baktığınız zaman, ben işin farmakolojik tarafını söyleyebilirim. Çünkü ne aldınız, nasıl aldınız, vücutta nasıl yıkıldı ve ne süreyle yıkıldı? Bu çok önemli. Doğal şeyleri almadığınız zaman siz sentetik şeylerle kendinizi tamamlayabilirsiniz. Tanımlayamazsınız. Yani o supplement diye satılan bir takım ürünler sizi beslemez. Çünkü içinde lif değeri yok onun. Yani bu kadar tableti yuttum, hop oldum. Böyle bir şey yok. İşte onu içtim, uçtum. Yok öyle bir şey. Yani bence tamamen algıya yönelik bir yaklaşım. Tabii bu bir sosyal mühendislik, reklam, satacak ürününü. Dolayısıyla da çeşitli cümlelerle bunu bizim önümüze koyuyor. Ama insanlarımızın da dikkat etmesi lazım. Ben ısrarla onu söyleyeceğim. Benim büyük annem ne yapıyorsa ben hala onu yapıyorum ve onu öğretmeye çalışıyorum herkese. Çünkü ne kadar doğasın ve doğaldan yanasın, o kadar kendi doğanı doğru devam ettiriyorsun. Bir de tabii işin öbür tarafında, yani bize ait olmayan ürünleri tüketmek. O da mesela paket paket gelen bir şeyler. İşte şunu için böyle olsun, bunu yiyin şöyle olsun. Bunların hiçbirinin benim ulusumun, yani benim milletimin, bu topraklarda yaşayan insanların genetiğine uyuşumu olmadığı için sorunlar yaşayacaklarını düşünüyorum. Bir de tabii benim alışık olduğum bir yaşam tarzı var ülkemde. Hani ekmeksiz beslenemem. İşte yemem gereken bazı ürünler var. Ekmek yeme demek değil, hangi ekmeği yiyeceğini söylemek. Onu yeme değil, onun yerine ne yapacağını söylemek. Yani her şeyi dengeli yapmayı öğretmek ve bunu yaşam boyu yapmayı öğretmek. Bunu çocukken öğretmek lazım. Ben öğreteyim diyorum, çıkıyorum, çocukların karşısında konuşuyorum. 5-6 yaşındaki çocuklar inanılmaz güzel cümleler söylüyor, zil çalıyor, dışarı çıkıyor. Anası yarım ekmeğin içine mayonezli patates sıkıştırmış, getirmiş. Şimdi bu ne periz, bu ne han turşusu ki, ben ne anlatayım? Yani o yüzden herkese öğretmek gerekiyor. Aynı anda konuşmak ve aynı anda öğretmek gerekiyor. İşimiz çok. İş çok zor aynı zamanda. Şimdi Sayın Özyeral dengeden bahsetti özellikle. Ben de açılışı yaparken işte o 9 ay yatıyoruz, 3 ay hepsini sıkıştırıyoruz. Hızlandırılmış bir turla farklı bir bedeni oluşturmaya çalışıyoruz diye anlatmıştım. Ayşegül Hanım, siz neler söylersiniz? Şimdi aslında şöyle bir konuyu toplayalım. Yaz ve kış arasındaki farkı daha böyle büyük resimden geriye geriye gidip uzaktan bakalım. Mevsimleri hani dünyanın döngüsü, güneşin döngüsü oluşturuyor ya, bu biz
Yani mevsimlerin olmadığı, yazın kışın olmadığı zamanlar yoktu. Milyonlarca yıldır böyle. Biz de bütün varoluşumuzdan beri onunla bir senkronizasyon içindeyiz. O yüzden de hayvanlar gibi biz de canlı türü olarak yaz mevsiminin hem ısısının farkını algılıyoruz, daha yüksek ısı, hem güneşin dalga boyunu algılıyoruz. Yani aslında bütün hücrelerimiz biliyor o hikayeyi, tıpkı bitkiler ya da diğer hayvanlar gibi. Şimdi gelişirken nasıl oldu bu? Zamanında ışık da yokken ve yiyecek de azken, kışın ve soğuk olduğunda saklanman, değil mi? Daha az yiyecek bulman ya da bulduğun yiyeceği daha çok depolayabilmen üstüne bir evrimleşmen varken, yaz olduğunda yiyecekler daha fazlaydı. Ve ısı daha çoktu, daha çok dışarıda kalabiliyordun, daha çok enerji harcayabilecek, daha uzun gündüzlere yetecek bir enerji sistemin vardı. Nasıl kış uykusuna yatıyor hayvanlar, nereden biliyorlar? Çünkü ısı ve güneş değiştiği anda onların sistemleri, işte o iç hayatta kalma mekanizmaları onları o hale getiriyor ve onlar depoladıkları yağları kışın kullanmak üzere yatıyorlar. Yani biz de çok farklı değiliz. O yüzden de her ne kadar modern hayat yaşıyor ve bina içinde olsak bile yazla kış arasında gövdeler biliyor. Gövdedeki mikro düzeydeki bütün yazılım biliyor ve bunu aynen dışarıya çıktığımızda ve o güneşin dalga boyunu gördüğümüzde, hatta onu görmeyip o mevsimde üretilen yiyecekleri doğal haliyle yediğimizde karşılıklı bir bilgi alışverişi olduğu için canlılıkla dünyanın ve şeyin tamamıyla, sistemin tamamıyla, o yüzden gövde ona uygun. O yüzden yaz olunca ne oluyor da böyle oluyor dersek, bu heveslenmemizden başlayabilir. Neden böyle bir hevesler geliyor? Sadece bikini giymek midir oradaki mesele, mayo giymek midir? Işık bizi o kadar hayatta tutan bir şey ki, normalde bizim basit, klasik, en uyduruk tıbbi bilgilerimizde sabah hangi hormon, uyanınca hangi hormon, karanlıkta hangi hormon belli. Ve bunların ışıkla alakası da belli. Şimdi güneşin daha çok geldiği zamanlardaki, hani lüks diye gösteriliyor ya ışık birimi, güneşin ışık birimi daha fazla oluyor. Daha yoğun enerji taşıyor. Dolayısıyla o daha farklı bir, nasıl diyeyim, daha yoğun bir hormon üretimi sağlıyor. Bunu şuraya bağlayacağım. Şimdi kışın mutsuz ve içe kapanıksın ya, işte serotonin, dopamin, hayattan zevk almanla ilgili bir sürü hormonu belki üretmen bile zor iken, değil mi? Vitamin D de oraya bağlanır. Yaz geldiğinde bunlar sende ürüyor. O yüzden hem üreme hissinde oluyor, hem değil mi, daha coşuyorsun, hayata karşı daha azimli, hevesli oluyorsun. O yüzden belki herkes dalıyor böyle bir daha çok iyi olmaya. Bir de tatmin oradan geldiği için, yani ışıktan, ısıdan geldiği için sen belki daha az kötü yiyerek tatmin olup daha kolay iyi şeyleri yemeye geçebilirsin ve daha enerjik hissedersin hatta yediklerinle. Yani o yüzden yazın duygusal olarak yarattığı his de aslında o habitatın yarattığı kimyasal bir metabolizmanın sonucu, yani o hormonların olması gibi. Bir de ısı tabii ki aynen ışık kadar önemli. Hepsi pakette geliyor. Normalde bizim laboratuvarda mesela test yaparken sizden işte kan, şeker, üre falan makinelere koyuyoruz ya. O makinelerin içerisinde vücut ısısının değerlerini yapıyor teknisyenler. Hangi derecedeyse ona göre. Ama orada işleri yapan enzimler ısı arttığında fonksiyonları artıyor. Bizim de canlı türü olarak artmış bir derece, bir santigrat ısıda enzimlerimiz %10 hızlı çalışıyor. Yani aslında yaz vücuttaki işlerin hızlı hızlı olabildiği bir şeydir. O yüzden de hani biraz da kolay kilo vermek mümkündür. Biraz da böyle değil mi, daha iyileşmek daha kolay mümkündür. Daha pozitif olmak mümkündür. O yüzden yazın avantajını insanlar bu bakımdan kullanmak istiyorlar. Burada sizin söylediğiniz yere sonra tekrar döneriz. Yazın avantajını nasıl kullanmıyoruz? Güneşte doğru saatlerde doğru şekilde olmayarak, güneşin altında yetişmiş yiyecekleri değil, onların işlenmiş halini ya da onların sahte alternatiflerini kullanarak veya güneş ışığı yerine içerideki ışıklarda bulunarak o yazın avantajını dezavantaja çevirmiş oluyoruz. Ama yaz bütün canlılar için, yaz ve yaza ait güneş ışığı gerçekten bütün o rejenerasyonun ve üremenin ve coşmanın ve düzelmenin zamanı. Kış ve soğuksa kapanmanın, depolamanın, beklemenin zamanı. Hani gündüz ve gece de öyledir ama o onun uzatılmış. Yani sanki yaz gündüz, kış geceymiş gibi anlatmaya çalışırsam. O yüzden hem coşkuyu, hem beslenmeyi, hem kiloyu, hem vitamin D'yi buradan sonra bağlamaya devam edelim. Şimdi Ayşegül Hanım bahsederken, işte yaz aylarında o vücuttaki, yani ortamdaki ısıyla beraber metabolizmanın da bir atak yaptığını
özellikle zayıflama noktasında veya daha formda olma yolunda bir avantaj sağladığını söyledi. Yani bir anlamda aslında bir illüzyon var ortada. Her yaptığımız doğru ve o doğrunun sonucundan ziyade metabolizma zaten bir katkı veriyor gibi anlıyorum ben. Gürkan Hocam, siz ne dersiniz? Doğa veriyor o katkıyı değil mi ben hocam? Doğru. Ayşegül'ün söyledikleri doğru. Şey, fizyolojik, histolojik, histopatolojik, fizyopatolojik her şey doğru. Ama hocamın söylediğinden başlayacağım. Aslında elbise çıktı, mertlik bozuldu. Elbise olmadan önce herkes sağına soluna dikkat ediyordu tabii ki. Ama elbise çıktıktan sonra kışın onları kapadığımız için, işin sosyal tarafı bu. Onları elbiseyle kapadığımız, işte örttüğümüz vesaire için ne sağdan yağ portladı ne soldan öbür yağın portladı. Dolayısıyla onu kapatabiliyoruz. Yaz gelmeye başladıkça insanların, yani hepinizin öyledir. Ben klinisyen olarak çalıştığım için de biliyorum. Ocak ayında yavaş yavaş gelmeler başlar. Şubat ayında artar, Mart'ta çıldırır. Ritmi tabii, var. Tabii kesinlikle, yani hasta başvuru ritmi vardır orada. Zayıflama anlamında. Ocak ayında başlar. Ekim, Kasım, Aralık kapamaya başlarız. Kapadığımız için biraz daha düşer. Sonra birden Aralık'ta şey bir zamandır, nötr bir zamandır. Ocak'ta yükselirsin, Şubat'ta hissedersin, Mart'ta çıldırır artık. Dolayısıyla o son 2-3 ay aman bir şey yapalım, son anda bir şey yapalım ki hiçbir anlamı yok. Yani Mart'ta randevu kalmaz. Ya, yok, randevu kalmaz anlamında söylemiyorum. Daha sonra yapılabilecek bir şey yoktur. Çünkü bu sezonluk bir şey değil zaten her şeyden önce. Dolayısıyla mertlik elbise çıktıktan sonra bozuldu. Herkesin defolarını kapayan bir şeydi. Tabii elbise sol anlamı çıkmıyor buradan. Şimdi ısı iyi bir şey. Şöyle iyi bir şey ısı. Aslında biz biliyoruz ki spor yapmanın en iyi saati saat 17'den sonra. Neden? 17'den sonra vücut ısısı artıyor. Vücut ısısı arttıkça metabolizma iyi çalışıyor. Bu klasik bilinen bir şey. Onun için sıcaklık ve ısı bu anlamda da moleküler düzeyde de gerçekten işe yarayan bir şey. Peki biz metabolizma diyoruz da çok mu biliyoruz bu metabolizmayı? Vallahi ben işte hocam da zaten hemen böyle yaptı. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben daha %35'ine falan hakimim. Kendi adıma cahilliğim siz olabilir. Çok iyi durumdaymışsınız hocam. %35'ine falan şeyim, hakimim. Belki de futbolu çok sevdiğim içindir. Ha, heyecan var ya yani. Hani böyle orta sahada top da çeviriyoruz arada. Onları da katalım işin içine. %35 diyelim. Hakikaten bak, meslektaşlarımın üstünde hemen hemfikir olduğu bir konu. Çok bilmediğimiz bir konu olduğu için çok fazla da fikir yürütemiyoruz. Niye bunu söyleyeyim? Benim çok başıma gelmiştir. İkiz kardeş gelirler. İkiz kardeş, tek yumurta ikizi. Ayıramıyorsun bile. Anne baba bile zor ayırıyor. Birisi 40 kilo verir X bir sürede. Öbürünü çatlasan 4 kiloya geçmez. 5 kiloya geçmez. Hadi açıkla da göreyim. Dolayısıyla o bizim metabolizmayı açıklayamadığımız yer. Niye açıklayamıyoruz? Bu metabolizma dediğiniz şey bütün gün işi gücü bırakıp sizin oradaki yağınızı, buradaki yağınızı yakmakla görevli ki adamın bir sürü şey. Adam değil aslında. Bir hanımefendi o. Bir anne gibi. Ya böbrekten suyu o atacak, bağırsak şeyinizi, hareketlerinizi o ayarlayacak, kalp atım sayınızı ayarlayacak, sizin düşünsel fonksiyonlarınızı ayarlayacak, bir taraftan yağınızı yakacak. Ya bu kadar çok işin içerisinde belli görevleri sizin anlayamadığınız şekilde, bazen anlayamadığınız kadar çok ya da az yapabilir. O nedenle Allah Allah, ne yese üst kat komşum Nurten Hanım ne yese kilo almıyor. Ben su içsem, ki o palavradır, su kalorisiz bir şeydir, kilo aldırmaz ama bir şey, halk deyimi olduğu için söylüyorum, su içsem yarıyor dersiniz. Gerçekten bazen biz de bunun için biyokimyasal bir sürü test var. Adamın tiroidine bakıyorsun, böbrek üstü bezine bakıyorsun, insülin direncine bakıyorsun, D vitaminine bakıyorsun. Hepsi pırıl pırıl, adam spor da yapıyor. Suyu da iyi içiyor. Günde bakıyorsun 3 öğün, 4 öğün, 5 öğün. Fena beslenmiyor, gene de kilolu geliyor. O da işte bizim o bilmediğimiz kısım. Bundan 30 sene sonra inşallah senin evladın, benim evladımla bir program yaparsa onlar belki bir şeyler anlatır ama zannetmiyorum. Şu anlattığımızın üstüne çok fazla bir şey koyacaklarını zannetmiyorum. Hocam dedi, supplementler. Ya hocam, onu engellemek mümkün değil ya. Supplement dünyasını niye biliyor musunuz? Türkiye'de o gıda takviyeleri vesaire, vitamin takviyeleri denen hikaye $500 milyon bir pastaya sahip. Tabii canım. Geçin onu, dünyada $90 milyar. Nasıl savaşacağız? Ne seni, ne hekimi. Adamlar, hükümetleri, şunları, bunları falan filan çok rahat götürüyorlar. O yüzden öyle bir parayla sadece Amerika'da, bu $90 milyar global. Sadece Amerika'da zayıflamaya harcanan para $100 milyar geçiyor şeyde, bir yılda. Dolayısıyla onlarla çok böyle doğruları söyleyerek, Don Kişotane falan hocam dedi ya, anlat dışarıda yarım ekmeğe koydu mayonezli patatesi. Kolay değil o işlerle o kadar savaşabilmek, reklam sektörüyle de. Şimdi burada mesela atıyorum X bir maddeye kötü diyeceğim. Biraz sonra çok başıma geldi. Şey kanallarda, büyük kanallarda anlatıyorsun patates cipsi şöyledir, böyledir, şey akrilamit oluşur, kanserojendir, cart reklama gidiyor. Patates kızartması reklama geliyor. Herhalde. Anlat. Daha bunun gibi bir sürü şey.
İşin birkaç boyutu da var tabii. Burada hani çok da bir şey diyemiyorsun. Ya paranın önemi yok da miktarının var ama yani. Tabii ki. Dolayısıyla o zaman o sektörle de öyle çok fazla mücadele edebilecek durumda değilsin. Ha bir şey daha söyleyeyim. Yine senin söylediğinden sabah akşam gündüz gece niye öyle ya da yaz kış. Kış biraz daha karanlık. Karanlık varsa melatonin vardır. Melatonin varsa gevşersin abi uyursun gidersin. Ama yaz geldikçe dirilirsin çününkü serotoninler, o triptofan vesaire evet. coşar ve sen daha aktif hale gelirsin. Az önce anlattığım sosyal tarafla birleşince de müthiş bir şeye gelirsiniz. Bir de bir şey söyleyeyim. Ben bir hastayı zayıflatırken şuna saygı duydum. Metabolizma asıl patron. Ne Ayşegül'ün önemi var, ne Yavuz'un, ne hocamın, ne Gürkan'ın. Metabolizma diyor ki ben istersem eğer buna biraz yol açarım. Ama istemezsem çatlasanız da patlasanız da bu hastayı bugünkü bilgileriniz doğrultusunda öyle kolay zayıflatamazsınız kardeşim. Bunu da unutmasınlar deyip böyle bir arapasıyla başlayalım sevgili Serdar. Yavuz hocam size soru. Ekleyeceğiniz mi var hocam? Yok. Tamam. O zaman az önce Oğuz hocamın söylediği bir konu vardı. Ben sık sık da aslında takıldığım sorulardan bir tanesi. Bu işte benim memleketim dedi, benim gıdam dedi. Gerçekten öyle bir durum var mıdır? Yani benim memleketimde yetişen... Yani kendi ait olduğunuz topraklarda yetişen size yarar, dışarıdan gelen yaramaz gibi bir kategori. Valla dışarıdan gelen yaramaz kısmını bilmiyorum da ilk turdan bir şey çıkmadı onu anladım. Çünkü çok ortada olan bir konu, çok da fazla bilinmeyen bir konu. Metabolizma dediğiniz zaman ben size şöyle ifade etmeye çalışayım. İnsan vücudu aslında üç tane parçadan meydana geliyor. İç sistem sizin bilginiz dışında çalışıyor. Bu iç sistemin içinde sindirim sistemi var. Yani bir uzun aslında kanalın dallanmış budaklanmış sağından karaciğer solundan bilmem ne çıkmış dönmüş yerleşmiş halini görüyorsunuz. Ama arkadaki sisteme baktığınızda sizin bütün iradi algılama ve yanıt verme yeteneğini taşıyor. Yani cildiniz dediğinizde aslında bu deriniz değil bu beynin uzantısı öyle düşünün lütfen. Beynin uzantısı olduğu zaman bu iki sistemin arasında bir uyum olması gerekiyor. O uyum işte metabolizma kısmen ara sistem olarak gerçekleştiriyor. Niye? Çünkü baktığınız zaman bu dokular bunun içinde tiroid var böbrek üstü bezleri var. Diğer bezler var. Bunlar aslında arada kalan bezler. Yani bunların nereden kaynaklandığı, sınırlarının neresi olduğu çok fazla bilinmiyor. Arada kalan sistem aynı zamanda ortaya çıkan ne varsa bunu da uzaklaştırıyor. Yalnız uzaklaştırması idrar ya da neyse esas idrardır. Enformasyonu iletiyor. Bu bir atık değil. Onu bir kere orada hemfikir olalım. Çünkü insanlar hep idrarı kanalizasyon, atık. Hayır atık değil. Fertilizasyonu sağlıyor. Niye? Çünkü içerisinde amonyak bir şekilde oluşma şansı var. Yani siz aslında havadan elde edemeyeceğiniz ya da sentetik olarak elde tutmayı başardığınız azotu ancak bu şekilde tutabiliyorsunuz. O zaman insanın vücudu da bir cins biyotransformatöre dönüşüyor. Toprak için gereklisiniz, hayvan da toprak için gerekli. Eğer siz buna sahip değilseniz o zaman bir şey olmuyor. Ha bu ortama tabi mi? Evet bu ortama tabi. Siz eğer bir ortamda yaşıyorsanız ortamın şartlarına tabisiniz. Bu iklim olarak da gıda olarak da geçerli. Yeter ki o yediğiniz şey yani ne yiyorsanız osunuz dedi. O yedikleriniz sistemin parçası olsun. Siz bunu alıp atıyorum. Sentetik olarak azotla şişirirseniz kocaman kocaman ürün elde ediyorsunuz ama içerisi şişmiş olduğu için besleyici unsurdan zayıf oluyor. O zaman işte hocamın söylediği gibi takviye endüstrisi ortaya çıkar. Çünkü yediğinizin içi boş zaten. Siz onu kütle olarak görüyorsunuz. Biber diyorsunuz. Na böyle biber. Aslında o biber şu kadar ediyor. Ama azotu bastığınız zaman böyle oluyor. Azot çünkü patlayıcı yapımında da kullanılıyor. Öyle düşünün. Olay kontrollü bir patlama. Mısır patlağının nasıl oluştuğunu sinemalarda böyle göreceklerdir. Ekranda gösteriyor. Önce biraz suyu bırakıyor ve ani bir açılma hareketiyle bu bir patlama işlemidir. Patlama işlemi yine azotla gerçekleşiyor. Onu yetiştirilmesi için özel koşullar sağlıyorsunuz. Aksi takdirde patlama efficiency'si yani yüzde kaçının patladığı koyduğunuz mısırlar değişir. Bu şekilde olan dışarıdan böyle gereksiz olarak şunu almış bunu almış ama gereken de işte Ayşegül Hanım'ın söyleyeceği işte mitokondrinin beslenmesi için gereken işte bir takım yağ asitleri var bilmem ne onları da alamamış ama yemiş şişmiş. Yakamadığı için de kilo almış bir şeye dönüşüyor bu. Dolayısıyla siz ortamın eğer unsuruysanız, bu yaz da olabilir, kış da olabilir. Yedikleriniz 3 aşağı 5 yukarı yine mevsime tabidir. Baktığınızda da evet hayvanların ne zaman yağlandığına falan baktığınızda göreceksiniz. Siz kendi açığınızı onlarla giderirsiniz. Bunun dışına çıkıp da bilmem nereden gelmiş, bilmem ne bitkisinin meyvesini ya da bilmem nesini yemeye kalkarsanız
dondurulmadığı sürece o bitkinin buraya çürümeden gelmesi mümkün değil. Değiştiren ilaçlar var. Yani olgunlaşmayı durduruyor. Tabii o sizde de sperm yapımını durduruyor. Çünkü doğanın mantığı hep sabittir. Yani siz o doğanın hayvanısınız ya da bitkisisiniz. İnanınız ikisi birden olabilirsiniz. Ağaç konuşur mu? Bana kalırsa konuşur. Sadece ortamın değişmesine bağlı. Sesini çıkarabilir o zaman. Özünde nereden geleni yediğimizden ziyade ne yediğimiz daha önemli. Tabii yani işte bir gramlık biberi bir anda şişirip 80 gram yaptıklarında 80 gram ama kilo bazında bir işleme tabisiniz. Yani kilo bazında derken birim fiyat kilogram üzerinden veriliyor. İçerikten verilmiyor. Bakın rekolte denen bir kavram vardır. Buğdayın durum olursa fiyatı farklıdır. Bilmem nenin fiyatı kalite farklıdır. Her şeyin fiyatı farklıdır. Fakat bunlara gelince nedense biber biberdir diyor. Biber biber değildir tabii ki. Farklıdır. Domates domates diye hepsi farklıdır. Şişmiştir, bilmem nedir, seradır, tadı yoktur. Siz onu yersiniz, likopen olur. Aa, olmaz efendim, ne likopeni olacak yani? İçi boş. Bildiğiniz odun yiyorsunuz ama bağırsaklar için faydalıdır diyeyim size. Ayşegül Hanım? Genel konuşayım o evet. Zaman, sorunuz da dahil. Bu küçük kısım için yani lokal mi yiyelim, mevsiminde mi yiyelim konusunu gene aslında evrenin parçası olmaya da habitatın parçası olmaya bağlayarak bir dediğiniz gibi bir konuşma zaten var. Yani bizim genlerimizle olmasa bile bizim mikrobiyotamızın bakterileri zaten yanal gen transferiyle hem bizden hem bitkilerden birbirleri arasında bu diyalogla ilgili yazılar ve çalışmalar zaten var. Yani onları mutsuz edebilir. Onların alışkın olmadıklarını iyi olmak veya başka mevsimde olan ürünleri iyi olmak. Bana göre aslında o bir çalışmalarla ispatlanmış bir şey ama bana göre cevap gene ışığın dalga boyunun taşıdığı informasyonla ilgili hangi yerde yaşıyorsan oranın mevsiminin, oranın bitkisiyle seninki arasında bir uyum olması lazım bilgi alışverişinde. Yani öyle bir düşüncem var o konuda. Yaz konusunda metabolizmayı söyleyeceğim. Aslında şöyle belki hani karışık dedik gerçekten karışık ama şöyle basitleştirebiliriz. Bizim böyle dinleyenlerin anladığı metabolizmam yavaş hızlı yağ yaktım yakmadım karbonhidrat yaktım bu kalabalık laflar var ya onların altını ufacık düzeltebiliriz. Nedir oradaki laf? Mesela çocuk karbonhidrat da yiyor sonra aç da kalıyor sonra yine yiyor o kadar kilo almıyor falan bu hikayeler var ya daha gençken yaşlandıkça o işler değişiyor. Bir sürü konuşma yapılabilir işte tiroidler hormonlar ama hani mikro düzeyde hücre içine girersek metabolik düğmelerimiz var bizim. O düğmeler yani metabolik düğme ne demek? Ben şimdi karbonhidrat yakıyorum ama eksikliğinde de kolayca yağ yakmaya geçebilirim. Metabolik switch yani bu tarafa bu tarafa. Bu gençken ve daha sağlıklıyken kolay bir düğme ayarı. Yaşlandıkça aslında işte o hani karbonhidrat ve özellikle de ucuz karbonhidratı alıştırdıysan sen onu hazır yiyeceklere yani. Öbür tarafa geçmekte zorlanıyor düğmeyi değiştirmekte. Esnekliğini yitiriyor ama, yani. Evet esnekliğini yitiriyor ama yazın bu biraz daha kolay. Esnekliğini yitirmesini başka bir konuda neden öyle oluyor da zor yağ yakıyor. Hani uzun açlıkla açıklamaya çalışırız. Ama yazın ne fark var? Daha kolay o iş. Çünkü güneşin ışığının gövdeye gelmesi elbise keşke olmasaydı. Keşke gerçekten. İnsanlar da hayvanlar gibi vallahi çıplak dolaşsaydı. Çıplak dolaşsaydı. Çıplak dolaşsaydı. Neden? Çünkü güneş ışığı geldiği zaman bu işte eritrositler üstünden cilt altından o güneş ışığının yine dalga boyu bizde damarlarda damar açıcı nitrik oksit dediğimiz bir maddeyi açıyor. Şimdi güneş ışığında o gevşeme zaten o demek ya. Damarlar açılmış, mikrodamarlar açılmış, her taraf nitrik oksit olmuş. Nitrik oksit üstünden kalp sağlığı ile ilgili ilaçlar yapıyorlar zaten. Demek ki mikrodamarlar açıldıysa her yere kan gidiyor. Her yere kan gidiyorsa her yere oksijen okay. Gidiyor. Oksijen olmadan yağ yakamaz diyen spor hocalarına kadar herkesin sizlere söylediği hekimlerin dışında bildiğiniz şeyin kaynağında ne var? Gövdede mikro yere yani en son yiyeceği yakacak olan işte hücre içi ya da enerjiye çevirecek olan şeye... mitokondrimize de oksijenin gitmesi arttığı için işte o metabolik switch bir kolay dönüyor. Yani sen daha iyi nefes almışsın gibi yazın güneşin sende yarattığı o damar, mikro damar genişlemesiyle uç organa giden, organın içine giden oksijenizasyon arttığı için sen yağı daha kolay yakabilir oluyorsun. Kendin biraz yaşlanmış olsan bile. O yüzden de yazın kilo vermek daha da kolay. Yani metabolizmanın düğmesi var. Yağ ve karbonhidrat. Bunun genetik sebepleri var. Hormonlar o düğmeleri değiştiriyor. Kötü beslenmenin öncesi sonrası durumları değiştiriyor. O yüzden metabolik switch ya öyle ya öyle.
hızlı olanlar daha kolay kilo verenlerdir. Hemen bırakırlar, biraz kıstıklarında verirler. O düğme yavaş dönüyorsa onlar daha direnir onların vücutları. Yani o kadar alışmıştır ki ucuzunu yakmaya, öyle söyleyeyim, şeyin enerjinin kaliteli şeyi yakmaya. Yani iyi şeyler yese de onu yakmakta zorlanır. Onların birazcık daha o düğmeyi esnekleştirmek için beklemeleri lazım. Burada da hani konumuz ne? Esneklik, düğme falan öyle konuştu ama gene sağlıklı gıdalar dediğimiz bitkileri ve işte sebze meyve, yağlar gibi o sağlıklı havuzdaki yiyecekleri koydukça işte o hani paslanmış düğmenin dönmesi kolaylaşıyor diyeyim. Yani o kadar mikro düzeyde de iyileştiğin zaman o yiyeceklerin verdikleriyle o zaman ondan sonrasında daha kolay yakıyorsun. Yani şunun gibi mesela çok basit. Diyelim ki şurada bir tane havuçlu kek var. Burada da bir bardağı, bir tane salata var. Şimdi acaba sadece bu keki yiyeyim, salatayı yemeyeyim, üstüne kalori olacak gibi düşünüyor değil mi insanlar? Halbuki onun yanına onu yediğin zaman işte bu salata dediğimiz ya da yeşillik, sebze, meyve neyse buradaki doğallıktan gelecek olan ham maddeler vesaire şuradaki kekin o metabolizmayı kilitlemesini yavaşlatacak aslında. Yani daha çok yediğin halde kilo almıyor olma ayarına daha kolay geçeceksin. Veya biraz kıstığında daha kolay kilo verebileceksin. Yani öyle bir düğmemiz var bizim ve yazın daha iyi çalışıyor o düğme. Kolye mitokondri mi? Kolye mitokondri. Evet gördüm ama. Birkaç uzaktan tane, görem deniz evet, atımı evet, dediğim birkaç bile tane mitokondri kolyem var. Bulamadı sonra bulduktan sonra mitokondri dedi. Dikkat ettim evet, tam şeyi söyleyecektin kelimeyi. Aynada şeyi baktım, bulamayınca söylemedin. Bulduktan sonra mitokondri. Evet, çünkü, muhteşem bir şey çünkü yani. Çünkü eğer ben aslında hani çok da kendimi beslenmeyle ilgili konumlandırmak istemiyorum. Ben aslında enerji metabolizması yani aslında belki eski hayatımda araba motoru tamircisiydim öyle söyleyeyim. Çünkü hani motorun sen, yakıtı. Ayşegül. Hayır, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Enerji olarak bakıyorum. Girdi çıktı enerji araba motoru. Motor da bu olduğu için mikro düzeyde bizim selüler motorumuz. Dolayısıyla ne konuşsak oraya gidiyor konu. Ve o bize can sağladığı sürece hayatta olduğumuza göre o çalışmıyorsa yok yani. Zaten düğmelerde bunda. Mitokondrideki switch. Zaten switch orada. Mitokondri acaba ATP'yi neyden yapsın? Karbonhidrattan mı yağdan mı? Düğme orada zaten. Bu arada Ayşegül Hanım mitokondri diyene kadar hani siz daha iyi bilirsiniz ama ben hani vücudumuzda hangi organdense veya hangi böbrek parçası aslında, böbrek derdim. Böbrek evet. Ne net böbrek küçük derdim. Böbrekler gibi. Aslında küçük evet böbrek gibi. Bunlar bakteri zaten siz çok iyi biliyorsunuz. Siyonobakterilerdi bunlar minik minik. Küçük küçük şeylerdi. Bir öğrendiler daha yüksek enerji üretmeyi ve bir araya geldiler. İşte hücre olup sonra bizler. Aslında iç içe geçmiş olan bir sistem var. Şimdi biz mikrobiyota falan derken hep üstümüzde A bakteri mi var? İçinizde de bakteri onlar var. Da, onlar da ayrı genoma sahip ayrı bakteri. Gibi. Aslında yani, iç içe geçmiş hepsi, sistem var. Hepsi, aslında bütün bedenimiz zaten bakterilerle dolu değil mi hocam? Şimdi yani bak, içerisi şöyle değil. Bir, şöyle bunlar bir, eski bakteri. Şimdi yeni hücre. Evet. Şöyle bir parçası tartışma, çok kısa araya gireyim ya kimsenin sözünü çalmayayım. Estağfurullah. Mikrobiyata kongrelerine falan şey geyiği çok döner. İşte insan vücudu yaklaşık 10 trilyon hücreden oluşuyor. O bizim o 10 trilyon hücrenin içerisinde bizde yaklaşık 100 trilyon bakteri var. Şimdi rakamı duyunca bir dakika abi kimde yaşıyor? Evet, yani biz bakterilerde biz mi yaşıyoruz? Yoksa hakikaten o bakteriler rakam olarak baktığında. Ama bir şey söyleyeyim. O bakterilerin hepsini toplayın. Mesela bir şey olsa, bir yekün olsa şu fincanın yarısı kadar falan bir şey oluyor yani. O 100 trilyon bakteriyi toplayıp bir yere koyma imkanımız olsa şunun yarısı kadar bir şeyden bahsediyoruz. Pardon araya girmiş oldum. Estağfurullah hocam. Evet. Hocam buyurun. Ne yemeli ne içmeli kısmındayız. O bakteriler o kadar kıymetli ki. Deminden beri söylemeye çalıştığım şey aslında bütün arkadaşlarım detaylandırıyor kendi konuşmalarında. Ama işin temelinde şu var tabii ne yemeli ne içmeli de Yavuz Hocam şunu söyledi, nereden geldiğini ne kadar dikkat edelim diye sorduğunuzda benim için coğrafi kodlama çok önemli. Yani sen Tayland'dan gelen bir gıdayı tüketmek için niye çaba sarf ediyorsun? Çünkü senin bütün bu yapılanmada biraz evvel Ayşegül Hoca onu söylüyor. O mikrobiyatası, o içindeki bakterisi dışarıdaki genetik yapılarla el ele devam ediyor. Yani sen tutuyorsun marketlerin raflarından bir takım paketlenmiş, saçma sapan, ne üdüğü belirsiz şeyleri toplayıp eve getiriyorsun. Adam üstünde şunu söylüyor, içinde probiyotik var diyor. Demek ki sen yoğurt değilsin ya. Ben deliriyorum. Yani yoğurdun içinde probiyotik yapı olur.
abi. Şimdi Yavuz ben sinirlendikçe daha o konuya daha çok şey yapıyor. Ama inanılır gibi değil. Sen bana ne yediriyorsun sorusunu sormak istiyorum. Hocamın dediği gibi de yani kiminle neyle baş edeceğimizi düşünmek lazım. Dönüp mümkün olabildiğince doğal ürünleri almaya gayret etmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Ben küçük esnaf dediğim zaman suratıma bakıyorlar. Gidin canım çocuğa bir şey yedirmeye, içirmeye çalışıyorsun. İnek kokuyor diyor. İnek sütü inek kokar. Ben mi kokacağım? Ama alışmış içine bir şey koyuyorlar. Hiçbir şey kokmuyor. Manda gazını sütü yemiyor. Hocam. Önden bir gaz alma işlemi var. Tabii. Sistem gazını çekiyor. Onu da muhtemelen yakıt olarak kullanıyorlar. İşte buyurun. Yani ama ben hakikaten sinirleniyorum bu tip şeylerde. Çıkışı yok çünkü. Yani evet konular çok güzel. Tartışabiliriz. Coğrafi kodlama diyoruz. Şimdi ürünlerin paketlerin üstünde kod koymuşlar. Evet bu Erzurum'un ürünü. Peki nasıl kodlamaya devam edeceğiz? Yani oradaki inek işte Erzurum'daki yaylalara çıkacak. Oradaki yeşili yiyecek. Efendim onlar doğal olacak falan. Hikaye yani masal gibi. Nerede doğallık kaldı ki? Dünyanın neresinde herhangi bir olay olursa öbür tarafında da onu yaşıyoruz. Yani yağmurlarla gidiyor, işte ne bileyim hava akımlarıyla gidiyor ve kirleniyor. Yani hiçbir zaman tam bir doğal ürün elde etmek mümkün değil. Dolayısıyla da yapımız da ister istemez değişiyor. Ama demin de mesela arkadaşlarım söyledi. Kadın ben görmüyorum ekranda, telefonda bağlanmış. Hocam diyor ne yesem yarıyor, su içsem yarıyor falan. Ben tabii doktor hekim değilim zaten. Yani cevap vermek istemiyorsunuz ama hani sorduk boyun kaç, işte kilon kaç. Kadının boyu 1.50, kilosu 150. Olmuş küçücük bir fıçı farkında değil. Ben obez miyim diye soruyor. Yani mesela çok enteresan. İnsanlar başına ne geldiğinin dahi farkında değil. Su içsem yarıyor, su içmeden ne yediğini soruyorsun. Dedim ki o suyu içmeden sen ne yedin bugün sabahleyin? Diyor sadece yarım kilo peynir yedim sabah kahvaltısında. Yarım kilo peynir. Düşünsene artık onun kaç kilo ekmek götürdü onunla beraber. Dengesizlik yaşamının bir parçası olmuş. Dengeli miyim, dengesiz miyim? Yaz mı, kış mı bir şeyin farkında değil. Artık ben yazdan kıştan vazgeçtim. Adam apartmandan aşağı iniyor, arabanın kontağını çalıştırıyor. Üç apartmanın ötedeki bakkala giriyor. Yürümüyorsun sen. Yani hangi metabolizma, hangi faaliyet vücudunda gelişecek. Teknolojinin esiri olmuş bir takım insanlar bilgisayarlarının başında cips tüketip işte crunch bir takım ürünler yiyor. Böyle fındık fıstık almış çocuklar işte çok güzel. Bir kaldırdım Amerika'dan gelmiş paketin üstünde öyle yazıyor. Menşei Gaziantep. Buradan Antep'ten oraya gidiyor orada boyanıyor mayanıyor üstüne tatlandırıcılar koyuyor hop geri geliyor. Yani burada küreselleşme hepimizi nereye götürüyor? Esasında ona bakmak lazım. Şimdi, useless mass olduğumuz için büyük evet. Bir kısmımız herhalde imha alacağız. Ben sizde sırada şunu söyleyeceğim. Bir yerde okumuştum da Türkçesi şöyle bir şey. Yani doğal bir şeyin iyi bir şey olduğunu atıyorum bir elmanın ya da bir zerdeçalın. İyi ve sağlıklı olduğuna ikna edebilmek için onlarca yayın yapmak zorundayız. İkna edebilmek için ne diyor saçma, hocam. Değil mi? İkna edebilmek için. Doğalı ikna etmek için uğraşıyoruz. Doğal olan şeyi Yavuz ikna yırtınıyor. Etmek için yayın yapmak zorundayız. Yok ben artık ikna etmek falan niyetinde değilim. Ama mesaj yani, verildi zaten verildiği kadar. Ama hocam. Değil mi? Şimdi hazır doğal demişken bu hafta gözüme çarpan bir haber. Şimdi meyve suyu baktığımız zaman işte doğal %100 meyve suyu diye bahsettiğim şey. Elbette ki hani onlara bir bardağında çok daha fazla meyve var diye hani argümanlar geliştirilebilir ama araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nden şimdi bir iki rakam var. Onları verip bu doğal tartışmasına aslında başka bir boyut katabilir. Şimdi %100 meyve suyunun diğer yapay ve ilave şekerli içeceklere kıyasla çok az fayda sağladığını söylüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma ve erken ölüm riskini artırdığını gösteriyor çalışma. Günlük 350 mililitre meyve suyu tüketimi erken ölüm riskini %24 artırırken günlük herhangi bir şekerli meşrubat tüketimi erken ölüm riskini %11 yükseltiyor. Aman hocam ne diyorsunuz böyle şeyler reklam endüstrimiz şey, için çok kokuyor. Estağfurullah. Yani kokuyor yani çalışmanın doğal, altı kokuyor. Doğalı konuşurken ya yani böyle garip araştırmalar da var.
İşte kokuyor, çalışma kokuyor yani. Kokuyor. Yani ben onun araştırma olduğunu samimi düşünmüyorum. Samimi olmadığı yani. Kokuyor çalışmanın. Yok, onu açıklamak mümkün de. Siz fruktoz üstünden ama sebze suyuyla da yapabilirler. Sonra ben devam edeyim. Şey anlatayım. Buyurun hocam. Fruktoz üstünden değil. Şimdi efendim, bir şeyin menşeinin organik ya da doğal olması onun ürün olarak karşınıza geldiğinde doğal olarak kaldığının garantisi değil. Orada bir hata var. Mesela organik süt diyor. Tamam, sütün kaynağı organik olabilir. Yani ona göre besliyor diye. Fakat o kadar işlemden geçirdiğiniz artık onun zaten sütle alakası kalmıyor. Yani onun organik olarak üretilmesi bir şey değiştirmiyor. Meyve suları için bu maalesef tamamen geçerli. Çünkü meyve sularında şöyle bir yöntem uyguluyorlar. Endüstriden aldığım bilgiler. Sizin orada tat olarak kabul ettiğinizde meyvenin aromasını kabul ediyorsunuz. Çoğu içtiğiniz şeyin içinde de zaten aromalıdır diyor. Aroma dediğiniz şey o doğala özdeş aroma. Yani onun aslında doğalla falan ilgisi hiç yok. O tadı benzerliğini veriyor. Yani bir yığın orman meyveli bilmem ne var ortada. Yani dondurması var, o su var, bu su var. Bu kadar orman meyvesi hangi orman var derseniz yok tabii ki böyle bir şey. Bu bir algı. Mor ve tadı böğürtlene benziyorsa orman meyveli olarak bunu pazarlayabiliyorsunuz. Ama meyve suyunu sizin bozulmadan tutma şansınız yok. Aynen süt gibi. O işlemi yapmak zorundasınız. Ne yapıyorlar? Aromalar kırılgan olduğu için yüksek sıcaklığa dayanmıyor. Önce aromayı çekiyor içinden bir faz olarak. Onu dışarıda ya da sonradan ayrıca ilave eder bir tutuyor. Ondan sonra geri kalana yaptığı işleme, süte yaptığı işlemin aynısını yapıyor. Sonunda sizin elinizde %100 meyve kökenli ama meyve suyunun sıkılmış haliyle, gerçek taze sıkılmışlığıyla hiçbir alakası olmayan ama aroma olarak da aynı olan bir ürün kalıyor. Bunun portakal suyu versiyonunu Amerika Birleşik Devletleri bedava dağıtıyor. Orange County. Sürekli her tarafa veriyor. Fakirlere özellikle veriyor ve bunlar şişiyorlar. Şişmanlıyorlar. Bu bilinen bir şey. Yeni bir bulgu falan da değil. Ha bu ürün baktığınızda yani taze olmayan bir meyve suyu gazlı içeceklere bilmem nelere göre daha mı sorunludur? Evet, bana göre maalesef daha sorunludur. O yüzden insanlara meyve suyu içerken lütfen kutunun bilmem nesine bir meyveyi yiyiniz. Mümkünse. Ha yok yiyemiyorum ben derdi. O zaman kendiniz sıkınız. Ama çiğneme kaslarının çalışması gerekiyor. Millet boşuna ciklet çiğnemiyor. Siz bu kasların gücünü inanamazsınız. Bu kaslar vücuttaki en güçlü kaslardan. Kıstırdığı zaman yüzlerce ton basınç oluşturur. Ve kopartabiliyor. Dolayısıyla siz bunu çalıştırırsanız bir ciklet çiğnemeyle bile aslına bakarsanız kaç kalori harcanır hocam? Ciklet kalorinin harcanmasından çok dediğiniz gibi çok şeyi. Dişleri uyarıyorsunuz. Çok sistemi harekete geçiriyor. Meyve suyu konusunda şunu söyleyeyim. Şimdi biz bir şeyler öğrenmeye başladıkça metabolizmada ilk aklımıza ilk fark ettiğimiz obeziteyle ilgili şey insülin direnciydi. İnsülinle şekerin kavgası. Herkes için burada şey o anlatmanın anlamı yok seyirciyi yormamak için. Bu insülin direncini arttıran en önemli neden de klinikte gördük ki bir besinin kan şekerini hızlı yükseltme yüzdesi. Eğer bir besin kan şekerini ne kadar hızlı yükseltiyorsa başımıza o kadar büyük dert açıyor. O hastaların gelecekte insülin direnci gelişmesi anlamında. Şimdi insülin direnci ne? İnsülin direnci aslında biz eskiden diyabeti sadece bir prediyabet, bir diyabet öncesi bir dönem olur arkasından da şeker olur diyebilirdik. Şimdi bir baktık ki ondan da önce bir dönem var. O dönem insülin direnci. Kolay anlatışılabilsin diye söylüyorum. Şimdi ben bu insülin direnci aşamasında hastayı ne kadar kolay tedavi edersem geleceğini de o kadar kolay belirliyorum. Ama İnsülin direncine en çok eskiden metabolik sendrom da derdik yanında başka kolesterolün yüksekliği, belin kalınlığı, tansiyonla ilgili problemleri vesaire de koyarak. Bunu ne kadar az oluşumuna imkan tanırsam o kadar avantaj. Peki meyve suyu ne? İşte meyve suyu bu konuda kan şekerini, glisemik yükü yani kan şekerini hızlı yükseltme yükü en fazla olan maddeler olduğu için biz de bütün hastalarımıza hakikaten Yavuz Hoca'nın dediği gibi kesinlikle ondan uzak tutuyoruz. En doğrusu hele hele kabuğuyla birlikte meyve yemek bu konuda her şeyden çok daha iyi. Şeye gelince bağırsak bakterileri ya burada bir şey var. Yani bunu gerçekten biraz araştırmakta, bunun üstünde durmakta, buna biraz daha inanmakta fayda var. Bağırsağımızdaki o bakteriler şöyle düşünün. Birazcık kabuz olsanız ne bindiğiniz uçaktan, ne bindiğiniz arabadan, ne gittiğiniz filmden, hatta en romantik ortamda, en romantik halinizden bile hiçbir şekilde zevk alamıyorsunuz. Birazcık karnınız şişse, doğru mu sevgili Serdar? Hiç ya şurada program yaparken bile belki aklında şey ya da takımın galip gelir şeyin olmaz, zevkin olmaz. Şimdi o modunu yaratan şey aslında gerçekten ikinci beyin diye söylediğimiz bağırsak bakterileri. Bir bu. İki, bir şeyin farkındayız. Enflamasyon denen bütün hastalıktan artık anası olarak kabul ettiğimiz bir yer var. Yine deminki şeye bağlayacağım. Örneğin bu tür içecekler yani hem sodalı içecekler hem direkt meyve suyu ve ki onun doğal meyve suyuyla da alakası yok.
direkt bu tür besinler ve şekerin kendisi enflamasyon dediğimiz bütün hastalıkların anası. Gelecekte tiroid hastalığında yol açan romatoid artrite ya da Alzheimer'a ya da şeker hastalığına ya da obeziteye neden olan bütün olgular bu enflamasyon dediğimiz prosesten, işlemden başlayarak gelişiyor. Buna da en çok yol açan işlerden bir tanesi bütün bu beslenme biçimi. Sonra kolay da değil, insanları da saygıyla karşılıyorum. Biz hayatımız boyunca yaklaşık 70-75 bin defa yemek yiyoruz. Ortalamada 40 milyon civarında kalori alıyoruz. O zaman da senin düğmeler hakikaten bazen yalama olabiliyor. O kolay değil çünkü onu sürekli çevir 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 o zaman düğme falan filan kalmayabiliyor. O zaman şey ne? Herkesin kendine ait bir beslenme sıklığı var aslında. Ben bunca senelik meslek hayatında direkt hastayla karşı karşıya olmak büyük avantaj. Onlardan öğreniyorsunuz. Şunu görüyorum, Türkiye toplumunda %80-85 oranında günde 5 öğün civarında, %15-20 oranında da günde 3 öğün civarında beslenmek o insanların hayatında daha olumlu değişiklikler yapıyor. Besinin adını henüz koymadan. Bir, haftada 150 dakika civarında yürümek yine olumlu değişiklikler yapıyor. Sıvı alımı çok olumlu değişiklikler yapıyor ve son zamanlarda gördüğüm en önemli faktör uyku. Sağlıklı bir uyku yok ise, yani 8 saatten fazla uyumak sağlıksızlık, 6 saatten az uyumak sağlıksızlık, uykuyu kalitesiz uyumak sağlıksızlık. Bu da varsa işin içinde uyku anlamında her şey çok daha kolay gelişebiliyor. Şimdi ben bütün bunları anlattıkça eminim herkes, ben de çünkü kendimi anlattıkça diyorum ya kolay mı Gürkan? Bütün bunların hepsini üst üste koymak kolay bir dünyada yaşamadığımız için kolay değil ama çoğunluğunu yapabilmek mümkün. Bir de mükemmel insan yok. Onu da unutmayalım. Araya gideceğim ama öncesinde izleyicilerimizden gelen bir soru ve eminim ki cevabı aslında çok basit, belki de kendi içinde saklı. Yaz mevsiminde su ihtiyacımızı nasıl gidermeliyiz? Yani ne içmemeye özen göstermeliyiz diye ama sormuş. Çok hani. Söyleyelim mi? Girelim mi sonra mı söyleyelim? İsterseniz bir kelime söyleyebilirsiniz. Bir kelime. Şimdi hani sıcaktan bahsettik ya, vücut da kendi ısısını ayarlamak için dışarısı ısındıkça buharlaşma bizde de oluyor. Dolayısıyla su içmek daha fazla lazım. Metabolizma zaten hızlanmış ısı düzeyinde. Hani su var konusunda ne kadar çok su o kadar iyi. Ne kadar çok içinde suyu zaten hapsetmiş işte yaz sebzeleri, salatalıktaki, yani mesela salatalığı yemek ve oradaki suyla bardaktaki su savaşında salatalık 10 kere falan kazanır. Çünkü o zaten yapılandırılmış özel bir su. Yani bitkinin canı için kullanabildiği şeyi biz ondan alıyoruz. O yüzden hani sebzenin üstünden, bitki çayının üstünden, meyvenin üstünden gelen ama hani doğal haliyle su diğeriyle yarışır. Öbürü de daha çok ama zamana yayarak aralıklı olarak gelmesi lazım, içilmesi lazım. Bir de su bekleyince moleküler yapısı böyle kümeleşip hani salkım salkım oluyor. O zaman doku arasına giremiyor. Ben yani çok basit belki ama bir gün bunun başka bir uzun açıklamasını şey yapabilirim. Diyelim ki şişede suyunuz var. Onu alın. Onu çalkalayın. Sonra onu güneşe koyun bardağa. Hem güneş onun içerisindeki enerjiyi arttırır, molekülleri birbirinden ayırır, hem çalkalama. O zaman aslında dokularınıza daha hızlı girer su. Çünkü suyu içip de tuvalete gidiyorsan anında içeride zaten kalmıyor. Ama mesela sebzeleri yiyince öyle olmuyor. Su yapınca öyle oluyor. Demek ki sebzedeki su hücreye daha çok gidiyor. Kısa bir ara, sonrasında yeniden beraberiz. Evet, yaz aylarında ne içmeli dedik. Ayşegül Hanım özet geçti ama Oğuz Hocam'ın ekleyecekleri var. Evet, ben hocamın lafının üstüne aynen şunu devam ettirmek istiyorum. Zaten bunu da yazıyorum da sürekli, suyunu ye. Sadece su içilmez, su yenir. Yani salatalık yenir, havuç yenir, biber yenir, domates yenir. Biz çocukluğumuzda domates yerdik kıtır kıtır. Geçen gün elimden domates düştü, domates zıpladı gitti. Domates parçalanmadı top gibi, yani inanılır gibi değil. Ne yiyoruz ben merak ediyorum yani. Yavuz Hocam söylediğine gelecek, o domates değil. O domates değil tabii. İşte biraz tarımı desteklemek gerekiyor açıkçası. Şimdi böyle dünyada bu tarzda
çalışmalar başladı ama çok geç kalındı diye düşünüyorum. Hakikaten suyunu yemediğin zaman size tavsiye edilen ürünler miş gibi olan ürünler. Çünkü mandalina aromalı içecek diyor, zaten mandalina yok, net söylüyor. Soğuk içiniz diyor, zaten onun sıcak içilme şansı hiç yok. Ama meyveyi sen dalından koparıp yersin, sıcak soğuk diye düşünmezsin. Yani karpuzu suyun kenarına koyarsın, o anında soğur falan. Ama suyunu yemeyen bir yapı oluştuğu için bağırsaklarda da doğru düzgün bir çalışma sistemi oluşmuyor. Sadece su içmekle değil, bazen bana diyorlar ki, İşte biz su içemiyoruz, suyunu doğal aromalandır. Yani bir demet nane içine koymak o kadar zor mu? Temiz temiz yıkap. İki dilim koy, limonu. Tabii iki dilim limon koy, bir şey koy. Elmanı kes koy, koy ve ondan sonra onları da birlikte ye. Yani biraz da o bağırsağa, yani saygı gösterin bağırsaklarınıza ya. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Ben hakikaten merak ediyorum. Bana adam diyor ki 4 gündür diyor, bağırsaklar diyor, bitti, ben çıkamıyorum dışarı. Böyle bir şey yok, vidanjör lazım sana. Yani bu neye, ne yaptın sen kendine? İnanılır gibi de günah ya. Ama yani sana değil, o içerideki bağırsaktaki şeylere günah, yazık. Yani çalışamıyorlar. Şu içerikten bahsetmişken özellikle bu son dönemde işte gluten konusu var. Yani hani çölyak hastalarını bir kenara bırakıyorum ama bir böyle gluten diyeti almış yürüyor. Özellikle o hastalığa sahip olmayan kişiler tarafından da. Gürkan Hocam, neler söylersiniz? Sağlıklı mıdır, değil midir? Glütensiz mi beslenmeli? Yani az önce sudan girdik, hani meyvenin suyundan girdik. Bir başka içeriğindeki maddeden devam edelim. Tabii şey, çok havalı bir konu. Yani glüten dediğin zaman çok entelektüel bir konu. Glüten. Marked. Biliyor. Demek glüten falan gibi böyle yaklaşımlar görüyorsunuz. Şimdi tıpta insidans denen bir şey var, sıklık. Yani siz bana şeker hastalığı derseniz, bu ülkede 5 milyon şeker hastası var. Maşallah. Siz bana maşallah hocam. Hipertansiyon derseniz, bu ülkede 9 milyon hipertansiyonlu var. Oh, en az 9 da farkında olmayan hipertansiyonlu var. 18 milyon kişiden 18. bahsediyoruz. Gerçekten de öyle, hastaların hepimiz alıyoruz anamnezini. Ailenizde şeker, tansiyon, kalp var mı diye bu üçlüyü mutlaka sorarız biz. Ya çok enteresan. Neredeyse %80'e yakın oranda ailelerde bu tür şeyler geçmişte kendi ailelerinde çıkıyorlar. Çok sık karşılaştığımız bir durumdan bahsediyoruz. Yani ben de tabii üstünde çok dikkatle bunların duruyorum. Glutene gelince, bütün dünyada bunun hastalığı başka bir şey, hassasiyeti başka bir şey. Yani glutenden kaynak, gluten enteropatisi dediğimiz bağırsakta yarattığı problemden kaynaklanan hasta oranı %1 civarında. %1. Yani, tabii. Çok yüksek bir oranda bir şeyden bahsetmiyoruz. Belki sensitivite, yani hassasiyet biraz daha yukarıda belki, ama ben olması gerekenden çok daha fazla büyütüldüğünü düşünüyorum kendi adıma. Şunu denedim zaman zaman. İnsanlara hiçbir problemi olmadığı halde glutenli besinler konusunda daha önce yediklerini sorguladığınızda, hiçbir problemi olmadığı halde şu glutensiz listelerimizden biraz verelim bakalım ne olacak dedik. Hiçbir şey fark etmiyor. Bu mesela çok güzel. Tabii. Hiçbir şey fark. Ben söyleyeyim hocam, yaklaşık 300 vakalık falan. Aslında bunu yazmak lazım. Bu çok iyi bir şey. Bu çok iyi. Çünkü olmayan birine bir şey tabii yaptığınız zaman daha büyük kıymeti var. Yani hastanın belli bir besin düzeni var. Söyleyeyim onu da. Hani burada arkadaşlarımla da keyif alıyorum. Herkesten de çok şey öğreniyorum her zaman olduğu gibi. 300 civarında hasta var. Normal listelerini, benim hastanın tahlillerine, anemnezine, vücut yapısına, işte yağ kası suyuna göre benim ona uygun olduğunu düşündüğüm listeleri verip arkasından dur ya bir de şuna gluteni keselim bakalım ne olacak diye verdiğim, bir problemi olmadığını halde ve üstelik benim beslenme programında da glutenli besinlere karşı bir problemi olmadığını gördüğüm hastalarda verdiğim glutenden eksik listelerde ekstra hiçbir fayda görmedik. Yani daha fazla kilo vermek anlamında ya da hastanın var ise eğer başka tür problemleri şeyinde çok görmedim. Baktığımda da hakikaten bir problemi yoksa sırf glutensiz beslenmenin çok büyük bir üstünlüğünün olmadığını düşünüyorum ben kendi adıma. Dolayısıyla hastalarda bunu denediğimde de onu gördüm kendi hastalarımda. Ama tıpta şöyle bir şey yok yani. Bu benim sadece kendi deneyimim. Yani böyle bir hadsizlik yapma hakkına da sahip değilim, onu da söyleyeyim. Yani ben yaptım oldu yok. Tıptaki en büyük yanlışlardan bir tanesidir ama kendi deneyimimde böyle bir şey gördüm. Ben gluten şeyinin yapısının çok fazla büyütüldüğünü, olması gerektiği
gittiğinden daha fazla büyütüldüğünü düşünen birisiyim. Glutenle ilgili sadece bunu söyleyeyim. Diğer arkadaşlarım katkı. Şimdi efendim insanların eline oynayacakları bir oyuncak vermeniz gerekir. O insanlar onun üzerinde tartışırlar. Hatta bunların bir kısmı glutensiz yediği takdirde bundan çok olumlu etkilendiğine dair bir hissiyata da kapılabilir. Bu çok doğaldır. Yani birine sürekli bir şey söylerseniz bir süre sonra kendinde de aramaya başlar. Ondan sonra kesmesinin faydası da olabilir. İnanın. Plasebo etkisi bile olabilir. Ha, o tabii o plasebo. Ya otomatik size glutensiz veriyorum deyip isterseniz glutene boğun çok iyi geldi çok teşekkür ederim diyebilir insanlar. Ama gluten neden bu kadar gündemde oturdu kaldı ya da insanlar niye bu konuda çok fazla konuşuyorlar ben onu anlamadım. Çünkü normalde gluten vardır ama tabii. Mayalanma sırasında ortadan kalkıyor bildiğim kadarıyla. Doğru. Eğer siz adam gibi ekmeği mayalarsanız o zaman zaten gluten kalmıyor içinde. Fakat şöyle bir şey de var. Mevcut proses yani büyük ekmek üretimi işletmeleri o mayalanma işlemine müsaade edemiyorlar. Çünkü çok üretmek zorundasınız. Mayalanma demek zaman demek. Siz bu zamanı nereye kadar kollayabilirsiniz? Maliyeti artıracak. Yer gerekiyor. Sıcaklık gerekiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Collywood ekmek üretimi şeklinde İngilizlerin tanımladığı bir yöntem var. Bizim bildiğimiz aslında tost ekmeği gibi bir şey üretiyorlar 4 saatte. Kendileri esprileri falan da koymuşlar. İnternette baksın insanlar görecekler. Hey Jim diyor bu ekmek mi hakikaten diyor. Vallahi bilmiyorum diyor. Öyle bir anda büyüverdi diyor. Bunun içerisinde tabii ki gluten oluyor. Çünkü hızlı proseste gluten kalır. Ama İngiliz ne kadar yerde İngiliz onlar ekmek yemiyor. Onlar sabahleyin iki tane bilmem neyi sürmek için biraz işte kızartıp onu yiyor. Onun dışında ekmek yemiyor. Bizimki gibi değiller. Dolayısıyla siz büyük üretimi eğer ekmek olmaktan çıkartırsanız sizin yaşınız bir yere kadar yetebilir. Hani hatırlayın eskiden ekmekler bayatladığında yine kütle oluştururdu. Siz bunu çok rahat keserdiniz. Peynir dilimler gibi. Ondan sonra da onu yumurtaya bular kızartırdınız. Şimdi mesela ekmekler bayatladığında kuruyorlar. Boş. Havaya sanki top gibi havaya atıyorsun. Çünkü içinde bir şey yok zaten onun. Bir ağırlığı yok. Ağırlığı yok. Ama onu öyle koruyabilmeniz için sizin onun içine koyduğunuz bir takım maddelerin olması lazım. Çünkü küflenmeyi engelliyorsunuz. Bu koyduğunuz maddeler sonuçta bakın az evvel söyledik tekrarlayalım. Sistem iç içe geçmiş. Bakteri sizin parçanız. Siz bakterinin parçasısınız. Mitokondri en içte bir şekilde. Ve bunların yapılarının bütünü birbiriyle aynı. Tekrar söyleyeyim. Bütününün yapısı birbiriyle aynı. Bir antibiyotik kullanıldığı zaman ne diyoruz? 5 gün kullanacaksınız diyoruz. Daha erken bırakmayın diyoruz. Ama daha uzun da kullanmayın diyoruz. Siz ama bu antibiyotiği sürekli gıdalarla küçük küçük miktarlarda yiyorsunuz. Bu tarım ilacı olarak yiyorsunuz. Kekin işte küflenmesini engellemek için yiyorsunuz. Hiç adını bilmediğiniz bir takım maddeler olarak yiyorsunuz. Sonuçta bu sistemin ufak ufak o endüstriyel, ambalajlı üründen kastımız o. Biz ne zannetmesin ambalajın kendisinden bir şey geçiyor. Hayır, içinde onu öyle tutabilmeniz için. Bakın bir keki üreteceksiniz. Nemlilik oranı, o ağzınızda ısırdığınız zaman içinden akışkan bilmem nenin doyum hissi sizde. Sabit 6 ay kalacak ve market rafı düzeyinde kalacak. Bu bir teknoloji harikasıdır. Ben bunun toplantılarına gittim, baktım, gördüm. Evet, bildiğiniz teknoloji kullanıyor ama oradan aldığınız yan maddeler, koruyucular, bilmem neler sizin dokunuzu çözer. Çünkü sistem aynı. Eğer siz bakteriyi engelleyecek antibiyotik kullanıyorsanız sonunda sizi de çözer. Nitekim böylelerini mesela piyasadan çekmek zorunda kaldılar. Çıktıktan sonra tendon kopartmaya başladı antibiyotik. Bakın bir doz kullanıyorsunuz 5 gün aşil tendonu kopuyor. Topuk tendonu. Topuk tendonunun kopması mümkün değil. Antibiyotikle. Antibiyotikle. 5 gün kullanıyorsunuz. Piyasadan çektiler. Sene 1992 idi. Ben farmakolojideydim. Firmanın adını vermeyeyim. Piyasadan çekti ama antibiyotik üretimi durdurulmadı. Besin endüstrisine verdiler antibiyotik. İnsana kullanmadı. 65 tane aşil tendonu kopması vakası bildirilince apar topar piyasadan çekildi. O kinolon sınıfı antibiyotikler hala hazırda kullanımda. İdrar yollarında bol miktarda kullanılırlar. Ama onun yan etkisi var mıdır yok mudur onu kimse dikkate almaz. Bu zaman içerisinde birikir ondan sonra... Glutenin insan vücuduna sızmasına neden olacak bariyerlerin kırılmasını sağlar. O bariyerler hücreler arasında böyle tutunur, birbirleriyle tutunur. Ama siz antibiyotiği verirseniz gevşer. O zaman zaten sindirilmemiş olan gluten vücudunuza sızarsa, hocamın söylediği gibi enflamasyonu, o yangın durumunu başlatır. Onun üzerine de artık her gerisi gelir. Her şey gün. O konuyu evet sizlere aynı şekilde düşünüyorum. Şöyle bağlayayım. Burada bilgi tek bilgi olduğu zaman ona gerçekten sırtını dayamak
insanların içine geliyor. Şimdi glutenin neyin içinde olduğuna bakarsak zaten sanayi ürünlerinin içinde var. Hani ekmek ilk akla gelen suçluymuş gibi görünse bile bütün pastanede ne satılıyorsa ya da onların benzerlerinin evde yapılanları neyse zaten en çok onların içinde glu'dan var. Glu'dan geliyor, yani yapıştırma, zaten, uzatma. Evet, glu'dan geliyor ve o ekmekler zaten içerisinde o protein yapısı olduğu için kabarabiliyorlar ve o süngersiz dokuyu şey yapabiliyorlar. Glutensiz ekmek yapmaya çalıştığında o şeyi alamıyorsun, pofidikliği alamıyorsun. Yani aslında hem raf ömrü hem miktarı büyük göstermek hem de aslında hazır ürünlerin bir şeyi. Hazır ürün olmasa bile aldığın un da aynısı, onlar da ondan yapıyor. Yani glutensiz yeme çabasındaki niyet aslında zaten sağlıksız unları yemeyle aynı şey. Ama ben glutensiz yemiyorum, bu iyi bir şey. Fakat glutensiz alternatif yine paketli ürün olarak karşına geldiğinde başka bir yerden sana gene gol atacak. Çünkü onlar yine canlı yiyecek değil. Çünkü yine onlar içlenmiş yiyecekler. Glutenle ilgili glutenin kendi yapısının bağırsaktan geçtikten sonraki antijenik yani bakteri virüs gibi yabancı algılanarak vücut tarafından bir saldırı reaksiyonu oluşturuyor olması mikro düzeyde de makro düzeyde de zaten ölçülüyor ve bir sürü çalışmayla paralel bulunuyor. Ama dediğim gibi asıl burada bizim bakmamız gereken glutenin kendisinden öte glutenin içinde olduğu o kocaman hazır ürünlere bakmak lazım. Mesela normalde ben su almaya kalksam glutensiz yazabiliyor üstüne. Yani zaten onda olmayacak bir şey. Ya da işte anlatabiliyor muyum? Yani şöyle mesela diş macunun üstünde de yazabiliyor glutensiz. Evet. Çünkü gluten free o kadar ticari olarak kulağa oturttuk ki yani tabii ki bizim de havuzda şeyimiz oldu. Ne dedi, çorbada tuzumuz oldu yani. Biz de onun biyokimyasını falan anlatırken bizler dediğim hekimler ona o konuyu dürttük ama öyle bir ticari şey oldu. Yani diş macununda da yok, işte suda da yok. Zaten olmaması gereken yerleri olmadığını beyan etmek artı gibi oldu. O yüzden mesela şimdi bu ketojenik hikayeleri falan da öyle olacak vesaire. Bir şeyin yani tek bir doğruyu çıkarıp bir tanesini aldığında ya da Dukan'da Atkins'te de öyle olmuştu. İşte hayvansal gıda iyidir, karbonhidrata bulaşma. İşte gluten kötüdür, gluten olmayan karbonhidratlar diye. Öyle gibi değil. Gene kimsenin, yani değil mi, hep beraber itiraz edemeyeceğimiz bir tane doğru havuzu var. Bitkiler, doğal olanlar, işte mümkün olduğunca doğal proteinler, lokal olanlar, mevsiminde olanlar ve işlenmemiş olanlar havuzu kazanıyor dön dolaş yani. Onlara bir şey yaptığın zaman ya orasından ya burasından bir cümle kullanılmış oluyor. Gluten konusunda o şekilde yani doğru havuzu aslında hani değişmiyor. Normal koşullarda değişmiyor ve kazanacak havuz gibi duruyor ama bir türlü kazanmıyormuş. İşte, az önce söylediğim şey herkes oyalanacak bir şey arıyor ya da başlık atacak bir şey aramış gibi oluyor. O zaman da dediğim gibi nasıl oluyor da ben diyelim ki elmayı kabuklu yemenin iyi bir şey olduğunu ispat etmek için 3 tane çalışma yapıp anca haklı olabiliyorum. Yani zaten düz haklıyken olan şeyler ya da neden acaba benim şu anda uyduruyorum, evimdeki yatağımda ve odamdaki ışıkta uyuyacağıma belki de bir park alanında kampta yerde yatsam değil mi doğanın parçası şeyi belki de aslında kalp sağlığıma, kalp ritmime daha iyi geleceğini ispatlamak zorunda mıyım gibi oluyor değil mi? Sentetik ortamda yaşıyoruz. Onlar kanıt arayıcılar. Kanıt arayıcılar her zaman sorun kanıt oluşturuyorlar. Kanıt arayıcıların bakış şey, tabii yani biz başka hepimiz türlü bakıyorlar. Yani okay, elimi böyle koydum kanıtı var mı diyor. Yok kanıtı ne kadar böyle koydum. Şöyle yani doğanın parçası olmak hani beslenme olduğu gibi yaşamın tamamında da bizim işimize yarıyor. Yani orada dediğim gibi bakış açısında bir bulanıklık olabiliyor. Yani kolay o su kolay bulandırılıyor. Biz kendi şeyimize isterseniz dönersek hani ya da bir dahaki turda o da olabilir. Biraz güneş değil mi? Güneşlenme. Ona geleceğim. Oğuz hocama da sorayım gluteni tamamlayalım. Güneşe de geleceğim. Vallahi ben şimdi gluten multen bilmiyorum. Gülten diye bir öğrencim çıldırttı beni geçenlerde. Arkamda böyle kızcağız katır kutur katır kutur ben de yemek yiyorum. Hocam afiyet olsun dedi. Kız ne yapıyorsun orada dedim. Çok komik çünkü katır kutur ses geliyor. Böcek varmış gibi orada bir şey kemiriyor. Böyle bir şeyler var, ürünler var. Hocamın dediği gibi yani paketlenmiş ve tamamen sanayi tip ürünler. Onunla beslendiğini söyledi bana. Yani işte diyetmiş ürün. Üzerinde ne yazdığı ne yazmadığı da beni çok ilgilendirmiyor. Sadece dedim ki neden bunu yiyorsun? İşte dedi ki ekmek bana işte kilo yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor kızcağız. Peki dedim şöyle bu tarafa gel de bir yüz yüze konuşalım. Yani şu kızcağızın modeline baktım. Dedim ki yavrum sen değil bunu ne yersen ye bu basenleri
tornaya girmeden çıkartamazsın. Çünkü senin büyük ananda da bu. Ananın da modeli. Bu evinizde ayna mı yok dedim. Ne yapıyorsun? Doğru düzgün beslensene. Yani buralarım diyor ki kalçam geniş. Sizin buradaki leğen kemiğini ben küçültemedikten sonra senin neyini küçülteceğim ben? Hani niye insanlara böyle bir mühendislik algısı, nasıl böyle bir sosyal mühendislik yapılıyor? Herkes fit olacak, herkes manken olacak. Yani git adam gibi ye, git meyvanı ye, git yemeğini ye. Ye yani doğru düzgün ye. Ben ısrarla, ben kendi sosyal medyamda her gün bir şey anlatmaya çalışıyorum hocamın dediği gibi. Yoruldum. Yorulduğumu hissediyorum çünkü doğruyu ispatlamaya çalışıyorsunuz. Mayalı ekmek ye diyorsun, oradan çıkıyor bir tane hocam diyor ki asla ekmek yemeyeceksin diyor. Kıyamet kopuyor ondan sonra. Yani bir şey yeme dediğimiz zaman karşılığında ne yiyeceğini söylememiz gerekiyor. Sürekli Ayşegül Hoca onu söylüyor. Niye ispatlamak zorundayız hep doğruları? Yani en çok üzüldüğüm nokta bu. Sürekli bir şeyin peşinde koşuyoruz. Böyle bir şey moda olsun. Bugün fındık moda olsun. Bir ara öyle değil miydi? Bir avuç fındık ya gani gibi bilmem ne diye reklamını yaptı en ünlü sanatçılar. Fındık yemeden olur mu? Mineralleri nereden alacaksın? Cebinde bir avuç. Mutlaka mineral alacağın, kuru yemiş tüketmen gerekiyor senin her gün. Niye yemiyorsun da onu o bir takım ürünlerden almaya çalışıyorsun? Niye ekstra ekstra çok para veriyorsun? Mesela hepsi bunların tabii ki endüstriyel bir bakış açısı, başka bir şey değil. Her şeyin doğalı var. Yani beni en çok üzen o. İnsanlar önce kendini tartsın. Boyuna, posuna, aile genetiğine baksın. Benim en çok üstünde durduğum ve öğrencilerime ilk derste anlattığım şey budur. Genetik yapı çok önemli. Irklar çok önemli. Her ırk, her yiyeceği, her şey. Çünkü senin kan yapın var, senin biyolojik ritmin var, senin ekvatorda mı doğdun, sen kutuplarda mı yaşıyorsun, nesin, neyle beslendin geldiğinde bugün hep aynı şeyi yiyoruz. Bana ne faydası var diye düşünüyorum mesela her şey. Ne kadar konuşursak konuşalım hani işte doğaldan da bahsettiğimizde iş bir şekilde o doğal üzerinden de birilerinin ticari kaygılarına dönüşüp o doğalın da aslında amacından saptığı bir noktaya evriliyor gibi hissediyorum. Yani işte bir dönem organik vardı, işte organik gıdalar organik damgaları üzerine vuruldu. Şimdi işte gluten olmayan ürünler için aynı şekilde damga vuruluyor. Hepsi bir şekilde ticarileşiyor. O ticarileşmenin sonucunda da işte moda mı oluyor veya o moda akım işte bir akımsa eğer o akıma uyup insanlar bir şeyler yapıyor ama kendilerine bakıp elbette ki yapmıyorlar. Sizin söylediğinizden çıkardığım da o Oğuz Hocam. Şimdi gelelim şu D vitamini konusuna. Başka gündemde de sık sık gündeme geliyor aslında. İşte herhangi bir rahatsızlığı nedeniyle veya biz beraber çalıştığımız arkadaşlarımız için de geçerli. Bir hekime başvurduğunda, tahliller yaptırdığında işte geldiğinde nasılsın, iyi misin diye soruyoruz. Aa, bende D vitamini eksikliği varmış diye söylüyor. Bizim ülkemizin üzerinde neredeyse yılın 12 ayı güneş var. Ana kaynakta güneş. Bu D vitamini eksikliği nereden çıkıyor? Tahliller doğruyu mu söylüyor? Önce Ayşegül'e soralım bence. Ayşegül yani bu kadar D vitamini hücresel boyutta bir anlatsın. Ben de klinik olarak deneyim şeyinlerimi söyleyeyim. Yani tahminlerimi söyleyeyim. Size gelmedi yoksa. Hep beraber konuşacağız. Sıradan gelecek şey var bu konuda. Tamam. Bir facia çünkü. Şimdi böyle çünkü. İşte güneş D vitamini acaba süt mü et mi falan hap mı? Değil mi karışıyor bir anlatalım. Şimdi laboratuvarsal olarak neden gündem? Çünkü teknoloji ilerleyince mikro düzeyde ölçebilir olduk. Ölçemiyor olduğumuz için bir haberdik eskiden. Şimdi teknoloji ilerledi. Ölçebiliyoruz gerçekten güzel aralıklarda kanda ne olduğunu. Bu bize avantaj. Tabii yine teknoloji beraber bilim de ilerlediği için de vitamin D'nin ne kadar çok yerde lazım olduğunu ve eksikliğinin kıymetliliğini anlamış olduk. Gelelim bizim vücut onu nasıl yapıyor da nasıl alamıyoruz diye. Şimdi besinler dışında eğer gene ben güneşten gelen ciltteki vitamin D'den bahsedeceksem. Şimdi cildin üzerinde güneşle temas ettiğimizdeki dalga boyu aslında ciltteki cilt hücrelerinin keratinosit yani cilt hücrelerinin zarları var. Membranları ve o zarlarındaki yağ yapısıyla kolesterol aslında o yağda. Güneş ışığı arasında enzim kullanılmayan aslında ışık üstünden bir olay oluyor. Gerçekten kimyasal değil orası. Yani ışıkla yapılan bir iş. Güneş ışığının dalga boyu UVB denen, hani UVA değil de bizi bronzlaştıran UVB öğlen çok olanın bir nanometresi var. İşte 300'lere yakın. O oraya geldiği zaman orada bir molekül yapısını
üç boyutluluğunu değiştiriyor, öyle söyleyeyim. Ve bunu ciltteki hücrelerin membranlarındaki kolesterolden yapıyor. Şimdi kolesterol falan hani önemli bir şey ya. Aslında bütün hücrelerin zarları kolesterol. O zaman hemen aklına şunu bağlayabilirsin. Aa, ben kolesterol ilacı kullanıyorum. Tabii ki benim vitamin D'ye düşük olacak. Çünkü zaten oradan yapılıyormuş. Mesela buradan aklımıza gelebilir. Değil mi? Ciltteki kolesterolün, iyi kolesterol yani cilt membranındakinin yeterli olması lazım. Onu neler iyi yapıyor? Kolesterol hani biz yedik oluyordan öte onun oksitlenmemesi ve kötüleşmemesi için yani damar sağlığı da hariç cildin de her yer hücre ya. Bu omega 3, omega 6 oranı falan yani iyi yağların çok olması lazım aslında gövdede. De o ışığı tutabilsin ve onun molekül yapısını değiştirebilsin. Sonra ondan vitamin D yapabilsin. Cilt o vitamin D'yi yaptığı zaman ışıktan geleni o suda eriyor. Daha hormon değil. Hani vitamin D yağda erir ya. Ciltteki öyle değil. Damarlarla geziyor. Karaciğere gidiyor. Karaciğerde başka bir şekilde artık hormon yapısına dönüyor. Sonra hedef organlara gidiyor. Biz zannederiz ki karaciğerde yapılıyor, ciltte yapılıyor, yemekten geliyor. Orada bitti. Bir de böbrekle alakasını biliyoruz. Kalsiyum hikayesi. Karaciğerde yapılan böbreğe gittiği zaman evet kalsiyum kemik işiyle uğraşıyor. Ama hop makrofaj dediğimiz antibakteri, antivirüs küçük organcıklarımız var. Onun içine de gidiyor. Bağışıklıkla ilgileniyor. Oradan hop prostat, meme, bağırsak, akciğer organlara gidip oradaki tümör yani tümöre varabilecek olan hücrenin çoğalması, çoğalmaması, tümörleşmesi, tümörleşmemesi, damar yapısı gibi bir ayarı da orada dengeliyor. Yani bu sadece bahsettiğim ufacık bir şey. Her hücrede vitamin D reseptörleri var. O yüzden çayın çorbanın altından o hastalıkta da vitamin D işe yarıyormuş yoksa olmaz diye cümleler çıkıyor. Çünkü her hücrenin vitamin D ile hikayesi var. Gene biyokimyasal olarak beslenmeyi ayrı koydum. Ciltekini konuşuyorum. Onu beslenmeyi arkadaşlarım anlatabilir. Ciltten nasıl gelmiyor? Demek ki ben yaşlandıkça bir, cildimin iyi yağları ve iyi kolesterolü azalacak, oksitlenecek, paslanacak. Nasıl anlayacağım? Yaşlılık lekeleri. Şimdi bu yaşlılık lekeleri varken zaten o lekeyi oluşturan kötü melaninler aslında güneşi de tuttuğu için demek ki içeriye geçmemiş olacak. Oradan alamayacağım. Ne kadar mı güneşe çıkarıyorum? Ne kadar süreyle çıkarıyorum? Hangi saatte çıkarıyorum? Değil mi? O yüzden alamamış olacağım. Kolesterol ilacı kullanıyorsam demek ki gene olmadı. Ya da başka bir sebepten sigara vesaire kolesterolümü yani kolesterol evet. Demeyeyim de hücrelerimi kötüleştiren, oksitleyen, paslandıran bir yaşam biçimi varsa yine alamayacağım. Bir de ufak bir not düşeyim ve bu hani konu bana dönmeyebilir sonra. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sonra biyokimyasını anlatayım. Vitamin D artsın diyorsan güneşe çıkmadan önce soğan ve sarımsak ye dedim. Buraya koydum şimdi bu lafı. Tamam mı? Neden? Çünkü soğan, sarımsak, brokoli falan, işte yeşil yapraklılar, bunlar var ya enginar falan. Bunların içerisinde sülfür diye bir şey var. Sülfür de bazen böyle iyi havuzlar vardır. Pis kokar, yeşil, gir buna romatizmaya iyi gelir derler. O maddenin doğalı aslında en çok da bildiğimiz soğan, sarımsakta var. Şimdi bu sülfür ne? Ciltte de öyle bir şey var ve o sülfür olmadan o ciltteki kolesterol en sağlamı da olsa sülfürlenmesi lazım onun olması için. Aslında bir sürü insanın da romatizma mı var? Zaten sülfürün azalmış. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte fibrokistlerin mi var? Zaten orada da bir problemin var. Yani aslında vücuttaki sülfür de eksik olduğu için vitamin D'yi tutamıyoruz. Ya sülfürün kükürt olduğunu bir daha söyleyelim. Kükürt. Çünkü insanlar sülfür olarak bilmeyebiliyor. Evet. Yani saç yanınca kokuyor ya. Kükürtlü kapıcaya da gönderme olsun. Saç ve tırnak yanınca evet. Kokan o pis şey var ya. O koku işte. O koku ama demek ki saçım, mesela saçım mat. Aa, sülfürüm az. Demek ki vitamin D evet. Az. Yani böyle bir şey oldu ama küçücük bir not. Aa, demek ki ama. İçinde sülfürt ve kükürt olan şeyleri pıt 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 alıp öğle güneşe çıkarsak hafif öğlen vücudumuzun çıkarabildiğimiz kadar kısmını bol miktarda da işte iyi yağları özellikle de denizdeki ağır yani şey çok yağlı balıkların yağlarını yersek ciltten tutmayı başaracağız. Cilt niye kıymetli? Çünkü aslında aynen fotosentez yapma yerimiz. Ciltteki hücreler vitamin D'yi fotoselliyiz aslında yani. Biz hani var ya evlerin tepesine, arabaların tepesine koyup da enerji. Aynen fotoselli çalışıyoruz biz. Ve zaten gene güneş içeride olma, sahte ışık, kötü ışık hikayesiyle fotoreseptörlerimiz, fotosellerimiz bozuldu yani. Güneş ışığını enerjiye çevirebilirken çeviremez olduk. Vitamin D eksikliği tutulamamış güneş ışığı demektir. D vitaminini ve güneşin etkilerini nasıl değerlendirmemiz gerektiğini kısa bir reklam arasından sonra konuşmaya devam edeceğiz.
Evet, başka gündem devam ediyor. D vitaminini konuşuyoruz. Gürkan Hocam söz sizde. Şimdi iyi bir yerden yaklaştı. O kadar çok yere D vitamini gidiyor ki. Ben önce birkaç tane kafamı karıştıran şeyi söyleyeyim. Bir, gerçekten kimi göndersen D vitamini eksik çıkıyor. Bu enteresan yani. Kimi göndersen. Yani şimdi ben mesela belli değerleri istiyorum hastaların zayıflama periyotları ve tedavi periyotları. Oraya tedavi periyodu diyoruz. %90'ında şey eksik çıkıyor D vitamini. %90'ında. Yaklaşık %30'unda, 35'inde B12 vitamini eksik çıkıyor. Bu daha mantıklı geliyor. Evet. Yani B12 vitamininin eksikliği bizim beslenme biçimimize baktığımız zaman hadi o daha mantıklı ama %30-35. Mesela magnezyum çok anlatıyoruz. Bize çok anlatırız. Heyecanla da anlatıyoruz. Çok enteresan %2-3. Yani hastalarda magnezyum eksikliğine %2-3 rastlıyorsunuz. Magnezyum %2-3'lerde, D vitamini %90'larda. Başka bir şey söyleyeyim. Alıyorsunuz, tedavi ediyorsunuz. Bir takım tedaviler var. Yani atla deve değil sonuçta. Biz de bir yeri keşfetmiyoruz. D vitamini yükseltiyorsunuz. İşte 30'un üstüne çıkarmaya çalışalım. 50'nin üstüne çıkarmak daha mantıklı. Neden? Çünkü İngiltere'de yapılan hakikaten aklı başında çalışmalar var. Mesela meme kanserli kadınlarda eğer kadının D vitamini seviyesi 50'nin üzerindeyse prognozlarının daha iyi olduğu saptanmış. Dolayısıyla D vitamini hem dediği gibi etiyolojide önemli. Yani oluşmaması için D vitamininin yüksekliği belki meme kanserine karşı koruyucu olduğu gibi meme kanserine yakalanmış kadında da belli bir seviyenin üstünde. Mesela 50'nin üstündeki kadınların prognozu uzun süre yaşama şansı daha iyiyken 17 ve altındaki kadınların daha kısa saptanmış. Böyle bu kadar çok faydası var. Ama şöyle bir sıkıntı var, ben klinikte onu görüyorum. Yükseltiyorsun 50, 60, 70 gayet güzel. 2 ay kesiyorsun şeyi, diyelim ilacı. 2 ay sonra bir geliyor pat tekrar aşağıda. Bunun sadece çok enteresan hocam yani kardeşiniz. Gerçekten sürekli o zaman ben ne yapacağım yani 2-3 ayda bir hastaya bu sefer çünkü hastanın gözünde de benim hiç iyileşmiyor hastalığım. Biliyorsunuz hastalar öyle bakarlar yani ülser de öyle bir şeydir, kronik bir hastalıktır, reküren bir hastalıktır. Bunu hastaya iyi anlatmazsanız siz kötü doktor olursunuz. Ya şuna bak bir türlü iyileştiremedi kaç senedir diye ama böyle bir özelliği var. Hele yani ülser için söylüyorum. Bu Helicobacter pyloridis durumunu bilmeden önce daha da perişan durumdaydık yani. Çünkü işin antibiyotik tarafını da bilmediğimiz için sadece asit azaltan ilaçlar verdiğimiz için sıkıntıydı. Ve hasta beni iyileştiremiyorlar diyordu. Hayır, hastalığın bir de öyle yapısı var bilgilerimiz doğrultusunda. Dolayısıyla D vitamininde böyle de bir kafa karışıklığı durumu var. Yani sürekli 2 ay sonra şak aşağıda. 2 ay sonra şak sürekli bir takip, sürekli bir şey durumu. Ama şuna inanıyorum. Mesela D vitamini takviyesi yaptığın hasta, mesela hasta diyor ki daha önce hocam ben bu kadar iyi gitmiyordu zayıflama periyodum. D vitamini takviyesi yapmaya başladığınızda işler biraz daha kolay düzeliyor. Onun farkındasınız. Yani hastanın gastrointestinal hatta stresle ilgili belirtileri, hatta kendini iyi hissetme belirtileri. Çünkü ben çok yorgunum, çok azizim diye gelip bir sürü kan testleri falan filan yaptığımız hastalarda şimdi bir D vitamini bakıyoruz, eksik yerine koyuyoruz, tak hasta klinik olarak düzeliyor, Allah razı olsun hocam diyor, çok iyi hissediyorum kendimi. Dolayısıyla tedaviyi, zayıflamaya yol açan diğer hastalıkları desteklemek anlamında da acayip bir şekilde destekleyen bir durum ve besinlerde de hiç de az miktarda değil. Mesela ısırgan otunda bile şey var, D vitamini var. Yonca'da D vitamini var. Yani zaten o balıkları, sütleri vesaire hepsi bildiğimiz şeyler, bütün bunlar. Dolayısıyla kaynakları da çok ama kafamı karıştıran şey evet biz Norveç değiliz ki ya. Yani İngiltere'de değil, Londra'da yaşamıyoruz ki yani. Bu kadar güneşe rağmen D vitaminini niye kullanamıyor vücut? Bu da enteresan. Aklıma şu geliyor. Hani hep kabaca bir tabirle anlatalım. O oksidasyon diye herkese anlatıyoruz ya. Yediklerimizden, içtiklerimizden, hareketsizliğimizden, su içmememizden, kötü yaşamdan kaynaklanan oksitli maddeler acaba Ayşegül'ün hücrelerinin üstünü adeta bir pas gibi kapayıp hücrelerin D vitaminini kullanmasını mı engelliyorlar? Ciddi anlamda düşünmeye başladım kendi adıma. Doğru. Çünkü bu kadar çok yüklenmemize rağmen bir başka şey daha var. Mesela hasta diyor ki D vitamini mi? Hocam bu D vitamini benim kendi başıma zayıflama periyoduna girmeden önce hiç yükselmezdi. Hocalarım ne ilaçlar verdiler, neler verdiler. Geldik size, sizden kastım herhangi bir zayıflama şeyine. Zayıflamaya başladık. Zayıflamaya başlamıyor aslında. Düzgün beslenmeye başlıyor. Antioksidan bir tedavi yapıyorsun aslında sen ona.
O zaman düşünüyorsun antioksidan bir tedavi yaptığımız için herkes anlasın diye. O hücrelerin üzerindeki pası kaldırdığın için evet. Tabii ki. Senin o aktif hale getirdiğin D vitamini ha şükür ya deyip hücrelerin içerisine girmeye başlıyor. Tabii. Aklıma sadece o geliyor. Yani klinisyen olarak çünkü o kadar biyokimyasal şeyine girmiyoruz. Gerçekten öyle. İyi bir beslenme periyoduna girdiği anda daha önce aynı ilaçla D vitaminini 15'ten 20'ye çıkaramamış hastada 15 benim bile hastamda 15'ten 40'a çıkarıyorsun. Dolayısıyla evet. Aklıma o geliyor. Bilmiyorum Ayşegül Bey hocam ne der. Miyim? Gürkan Bey'i de şey yapacağım takdir de etmek isterim. Şimdi böyle düşünmeler lazım zaten biz hekimlere. Yani bu bağlantılar daha önce yapılmamış bağlantıları düşünerek zaten bir yere varmalıyız. O yüzden sizin düşünce şekliniz de gayet doğru. Çünkü nasıl insülin rezistansı aslında insüline karşı insülin reseptörüyle hormon reseptör klik uyumlanmasında bir membran üstünden problemse aslında orada bir uyumsuzluk var. Vitamin D de reseptörler aracılığıyla giden bir hormon olduğuna göre bütün oksidasyonla giden hücre zar hasarlarıyla olan her şeyde onun olması çok muhtemel. O zaman çok basit olarak mesela diyebiliriz ki madem insülin rezistansı bu kadar yaygın her insülin rezistansının tabii ki bir vitamin D reseptör rezistansı olması da çok akla yatkın. Çünkü sonuçta bağlanamıyor. Matematik aynı. O yüzden de size gelen herkesin kilo, insülin rezistansı, prediyabet, kötü beslenme meselelerinin altında zaten dönüp gene üst üste koyduğumuzda ikisi birbirinden farklı konu değil. Yavuz Hocam size verecektim sözü. Buyurun. Teşekkür ederim. Peki o zaman ben şöyle bir sentez yapmaya çalışayım. Kendi kafamdan lütfen. Kurguyu şey yapayım. Ayşegül'ün söylediği gibi insan vücudu sonuçta yapraklardan oluşuyor. Bu yapraklara biz deri olarak bakıyoruz. Dermatom olarak da adlandırıyoruz. Yani hakikaten yaprak yaprak bir şekilde üstünüzü kapatmış. Bir ağacın gövdesi nasıl yapraklarıyla kapanıyorsa sizin de vücudunuz sonuçta bu deriyle kapanıyor. Bu dış dünyayla temas edince güneşle birinci yüz aktive oluyor. O D vitaminini oluşturmaya çalışıyor. Sonra bunu köke gönderiyor. Aynen bitkideki gibi kök ama karaciğer. Yani meristem. Bitkinin o ara işlemi yapan yani ıspanağın kırmızı bölgesi, kökünün kırmızısı. Kılcalları değil. Kılcallar bağırsaklara oluşuyor. Oradan da öbür arayüze gönderiyor. Yani böbreğe. Böbrekte o zaman aktif hale geçiyor ve sinyal şu oluyor. Ortam koşulları iyidir. Yapılan yavrum. Yapılan yavrum deyince dokuyu düzeltmeye başlıyor. Düzeltmeyi sağladığı anda kontrolden çıkmış olan hücrelerin etrafındaki örgü de sağlanabiliyor. Dolayısıyla D vitamininin belli bir düzeyin üzerine çıkabilmesi aslında vücudun yapısının sağlam kalması için gerekli. Çünkü aksi takdirde en basit çözülme bilinen formu osteoporozdur. Siz D vitaminini alırsınız, o zaman anca yapılır vücut. Biraz da stres verirsiniz kemiklerin üzerine büyüme uyarısının mekanik olarak gelebilmesi için bir takım detayları var, boş verin. Şimdi siz bunu günlük yaşam koşullarında bozabilir misiniz ona bakalım. Bozarsınız efendim çünkü bir meyvenin içerisine küflenmesin diye ilaç koyduğunuz zaman bu steroid hormon yapısını bozar aslında. Çünkü küfün, bak mantarın yapısı da hücre duvarı olarak bu mantıkla çalışıyor. Biz nitekim bazı ilaçları aslında mantar ilacı olmalarına rağmen İşte hormon blokajını sağlamak için prostat kanserinde kullanıyoruz. Evet. Yüksek miktarda verirseniz mantar ilacı sizde steroid hormon sentezini bozuyor. Kolesterol de aslında steroid hormonların bir türevi. Siz bir kere o antikolesterol tedaviyi alıyorsanız, kolesterol haplarını vesairesini. İkincisi bu tür şeylerle karışık kuruşuk çok fazla yiyorsanız bu sizin vücudunuza aldığınız D vitamini kalmaz zaten. Mevcut olan muhtemelen bozulacaktır. Yeni sentez bir bakıma mümkün değildir çünkü sürekli onun sentezini bozacak olan şeyi gıda takviyeleriyle yani karışık kuruşuk şeyler içinde meyvenin ilaç kalıntısı falan yiyorsunuz siz. Bir üçüncü olasılık daha var. O üçüncü olasılık da muhtemelen geçerli efendim. Yanlış ölçüyorlar. Çünkü bir şey eğer mevcut olmasına rağmen klinik belirtisi hiçbir şekilde yoksa yani kemiklerinde bir incelme yok, bilmem ne yok, o yok, bu yok. Hala da düşük olmaya devam ediyorsa o zaman yanlış ölçüklerini varsayarız. Bir tek bunun açmazı var. Verdiğiniz zaman yükseliyor. Sonra süzgeç gibi gidiyor. Aynı seviyeye iniyor. Verdiğiniz zaman yükseliyor. Havuzu dolduruyorsunuz ama havuz tekrar boşalıyor. B vitamini için ise ilginç bir şey. B12 vitamini sadece bakteri sentezler. Tekrar hatırlayalım. Doğru. Ve bu bakterinin sentezleyebilmesi için siz yeterli o posayı verebiliyorsanız bakteriye. Yani elmayı yiyorsanız hakikaten. Tabii. Bakteri bunu mükemmelen sentezliyor. İlginç olan da vejeteryanlarda mesela doruk yapıyor. 1200 lira falan çıkıyor gördük.
Yani et yemeyen de daha çok yükselmeye başlıyor. O zaman diyorsunuz ki biz bu sistemi yanlış çalıştırıyoruz. Bu sistem saflaştırılmış gıdayla çalışmıyor. Evet. Özellikle Gürkan Hocam'ın ifade ettiği işte o verildiğinde yükselen sonrasında bırakıldığında düşenlerle ilgili bir dördüncü olasılık var. Belki onlara denk gelmiştir diye. Genom bilim uzmanı Doktor Serdar Savaş yazmış. Der ki D vitamini reseptör genleri çalışmayan bireylerin D vitaminini sürekli desteklemek zorunda kalırsınız. Bu insanlar toplumun %40'ında var. Yani genlerle de ilişkisi sevgili olabilir Serdar'a diye bir şey söyleyeyim, ifade güzel. Etmiş. Katkısına teşekkür ediyoruz. Önemli bir katkı. Ama neredeyse bu %90. Yani bıraktığınız anda pat aşağıda. Bıraktığınız anda pat aşağıda. Çok mantıklı bir yaklaşım ama keşke %40 olsa ben de kendi kendime derim ki galiba reseptörlerle ilgili sorun. Hayır. Mesela, bırakınca düşüyor. Bırakınca net düşüyor. Şunu da söyleyeyim size. İşte mantarda D vitamini yoktur. Basit şeye baktığınızda güneşlendirirseniz olur. Yani siz mantarı pişirmeden önce açın camı. Mantarı tepsinin içerisine. Bu annem yapardı, çok ilginç. Annem mantarları güneşlendirirdi. Tamam. Meyveler falan güneşlendirilir. Ama bu serada olmaz. Camdan geçmiyor çünkü. Aynen. Ultraviyole süzülüyor camda. Açıkta olması gerekiyor. Suyu da güneşlendirdik bugün. Evet. Neyi güneşlendirdik? Suyu da güneşlendirdik. Su en çok enerji absorbe edebiliyor. Fitalatlar ve yani tarım ilaçları ve plastik BPA'lar, yani biz bunları zaten meme kanseri, prostat kanserini arttırıyor ve hormon reseptörlerini yapışıyor değil mi? Yani aynı şekilde insülin. Demek ki nerede bir hormondan bahsediyorsak ve reseptörden, bunlar gelip steroid yapıda olduğu için orayı tuttuğuna göre gene o zaman hastaya, yani zaten herkese aynı şeyi söylüyor oluyorsun ya, demek ki vitamin D'nin o kadar kolay düşüyor olması gene reseptöre, genetik yatkınlık dışında reseptörleri başka şeylerle meşgul olmasından dolayı, o da sentetiklerle gelen koruyucu ve plastik artıklar. Oğuz Hocam. Evet, ben D vitamini için aslında söyleyeceğim çok şey var. Hocam aldı şeyi, ansiklopediyi. Az önce yeni ansiklopedi kalemi aldı. Belgeler var, açıklarım modunda şu an. Şimdi tabii bu kadar güzel konuşuyoruz ama karşımızda çok enteresan kişiler olabiliyor. Tweet attılar. Ben bir haber yaptım geçen hafta bir haber kanalında. Tabii güneş kullanmamız lazım. Problemler yaşanıyor. Hekim arkadaşlar, aynen dediğiniz gibi bir sürü şikayet var ortada. Tweet şöyle atıldı. Koskoca profesör çıktı. Dizini aç, kolunu aç, işte bacağını aç, yüzünü... tabii açacaksın yani. Çocuğu kundaklıyorsun bez parçalarının içine. Daha minnacıktan güneş göstermiyorsun. Yavrum havası çıktı kadar bağırıyor otobüste. Kadın diyor pış 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 pış. Niye bağırıyor? Nefes almıyor. Sen kendini sımsıkı giyiniyorsun. Kapkara giyiniyorsun. Açık şeyler, kıyafetler giymiyorsun yazın. Yani giyiminiz, kuşamınız, çocukken hepimiz sokaklarda oynadık, şort pantolonlar giyerdik, güneş görürdük falan. Siz ne kadar kendinizi binaların içine kapatırsanız, ne kadar güneş görmezseniz o kadar güneşten uzak kalırsınız. Ne kadar doğal yemezsiniz, biraz evvel sevgili Ayşegül söylüyor, diyor ki yani bakın diyor, aslında yağda çözünen bir vitaminden söz ediyoruz ama diyor kanda dolaşıyor. Niye? Çünkü işte efendim bunun tıbbi tarafı var, kolekalsiferol var, ergokalsiferol var. Yani siz hayvansal kaynaklı alırsanız bu şekilde yürüyecek, bitkisel kaynaklı alırsanız bu şekilde gidecek. Maksimumda en iyi şekilde güneşten faydalanıp doğru düzgün beslendiğiniz takdirde, Yavuz altını çizerek söyledi orada hocam. Yani siz 4 ay depolayabilirsiniz. Hocamın söylediği şey çok net ortada. İlaçlarla geleceğiniz nokta 2 ay. 2 ay sonra tabii aşağı düşecek çünkü beslenmiyor. Doğru şeyleri yemiyor. Antioksidanlardan söz etti. Yırtındık. Antioksidan zabıta demek ya. Vücutta zabıta. Sen doğal besleneceksin ki o doğal zabıtalar geçsin. Ortalıkta ne kadar pislik varsa toplasın, fırlatsın, atsın dışarı. Sen onu yeme, bunu yeme, doğru beslenme. Antioksidan nereden gelecek? Yakında onu da satarlar. Yani inanılır gibi. Satıyorlar zaten. Tamam, satıyorlar. Tablet var ben çünkü ne kadar nefret ediyorsam bu tip şeylerden hepsi çıkıyor karşıma. Küt diye geliyor. Yani niye doğaldan yana değiliz de sürekli almaya çalışıyoruz? Onu da aldığın zaman o da tabii sana yetmeyecek. Yani çok normal. Normal, şimdi normal olan bir şeyin vücutta yapılanmasını son derece güzel anlatıyor Ayşegül Hocam. Ama siz normal olmadan dışarıdan sürekli sentetik ilaçlarla bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Nereye kadar? Vücut nereye kadar ilaçlarla? O zaman ilaçla beslenelim, ilaçla yatalım, ilaçla kalkalım, haplanalım, oturalım yani.
Böyle bir şey yok ki, böyle bir bakış açısı yok. Yani mutlaka bir de tabii ben saatin biyoritim olarak da güneş saatinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz genellikle çok krem sürüyorlar, çok makyaj yapıyor insanlar. Yani belki dünyanın tamamında erkek için değil ama bayanlar çok ciddi makyaj yapıyor. Yüzü olduğu gibi kapatıyor. Kapalı da bir kıyafet giydiğinde vücudun güneşi alacak bana kısmını söyleyin. Yani bir sürekli tenimizi gösterdi hocam anlatırken. Elimizin üstündeki şu kadar yerden D vitamini almak mümkün mü? Birisi bana anlatsın. Yani olabilir arkadaşımız kapalı da olabilir ama evinde balkonunda tentesini koyar, dizine kadar çekip kendini güneşleyebilir. Yani çok zor bir şey değil. Bunu yapmadığınız zaman almama şeyi ortaya çıkıyor. Yani ben reddediyorum, güneşi reddediyorum. O zaman da gelinebilecek hiçbir yer yok. Hocam aylarca ilaç verse hep iki ay diyecek, iki ay sonra tekrar gelecek, dönecek. Karşımıza. Şey içinde çok kısa bir hocam söylediği hani şimdi herkes peki ne olacak, nereden alacağız biz bunu? Aslında bütün yapılan şeyler gösteriyor ki dirsekten aşağısı ve dizden aşağısı hocam, 15 dakika. Bitti. Yani 12-3 arası. Gerek yok 15 yani. Yani. Başka bir şeye gerek yok. Orada saat de enteresan ama orada hani cilt kanserine en çok yol açan saat... Aslında D vitamininin de en çok alındığı saat. Orada işte böyle bir şey var ama 15 dakika yeterli aslında yani. Beyaz taneler için aynen. O kadar. Esmerleştikçe o süre biraz artması. Peki şunu sorayım. Evet, şimdi siz önce krem diye yani makyaj malzemelerini söylediniz ama güneşten korunmak için de mevcut kremler var. Bunlar D vitamininin sentezlenmesini engeller mi engellemez amma mi Aşkı Hocam? Amma konu açtı şimdi. Tabii güneşi UVA'yı da UVB'yi de bloke ediyorlar. Yani üzerlerinde yazıyorsun işte UVA, UVB. Ama şimdi hangisini konumuz, kullanırsak yararlı? Kimse saçının dibinden ayak ucuna kadar krem sürmüyor ki. Tabii ki zaten iyi olmayan güneş tutma ve leke yapma sistemin bozuk olduğu için de vitamin D'nin düşük ya. O zamandaysan cildini, görünen yerlerini ya da çok daha direk alacak yerlerini şey yapabilirsin. Güneşten koruyabilirsin ama korumayacağın yerler zaten yatar. Yani hocam yeterli. Zaten 15 dakika diyoruz yani. 15 dakika sonra sürünsün kremi. Orada da şimdi Ayşegül bir şey söyleyeceğim hakikaten. Yani bazen böyle işte ilaç sektörü ya da şey sektörü, böyle kozmetik sektörü. Ben İsveç kökenli bir şey okumuştum. Araştırma bayağı da 1000 hastada falan yaptık diyorlardı. 1000 kişide. Efendim güneş kremlerinin aslında o kadar da D vitamini sentezini etkilemediğine dair ama tabii çok derine gidemedim. Büyük bir ihtimalle onun arkasındaki sponsorlardan bir tanesi herhalde o güneş kremi, losyonu vesaire üreticileridir. Ben şuna inanıyorum. Hakikaten güneş kremleri engeller. Fakat şey tabii buralar en çok yanan yerse buraya sürersin. Kolundan aşağısı ve dizinden aşağısı yine boşta kalır. 15-20 dakika beklersin. O sentezini yapar sonra oraya da sürersin. Yani onun yöntemi de gayet basit. Bir ihtimal daha var. O ihtimal de onu da söyleyelim. Elbette. O da şehirlerin, büyük şehirlerin onu karşılaştırma çalışmasını ben okumadım. Büyük şehirlerin havası o kadar kirlendi ki o ultraviyolenin artık gelip gelmediğini bilmiyoruz. Yani bize ulaşma ihtimali yok. Ya yani ışığı görüyorsunuz, ışık var ama ultraviyole olarak gelmeme olasılığı var. Bence zaten Yavuz Hocam şuraya gidecek. Nasıl bu raşitik rikets'te falan çocuklara belli bir dalgalı boyuyla evet. Zaten ışığı gönderiyorlar vitamin D'leri olsun diye. Bence bizim ne bileyim gece lambalarımız, banyodaki ışığımız falan bir yerlerden biz artık hap yerine ışıkla alacağız zaten. Orada olay çok değişiyor. Çünkü bu tasarruflu ampul dediğiniz zaman işin şekli değişiyor. Evet. Bizim normalde kullandığımız ampul gün ışığı tayfını verir. Yani eski ampuller o patlayan işte telli bilmem neler ama bunların verdiği şeyin enerjisi yüksektir. Siz şimdi bu sonradan aydınlattı gibi görünen tasarruflu ampulü promosyonla yaptık. Diğerinin üretimini engelledik. Halbuki retina mesela çalışabilmesi için retinanın öbür ışığa ihtiyacı var. Tekrar söyleyeyim. Retinanın çalışabilmesi için görünür ışık tayfında parlak ışığa ihtiyacı var. Aksi takdirde A vitamini sentezlemiyor. O zaman işte sarı leke denen durum acaba bundan mı diye sorgulatır. Çünkü zaman zaman böyle sarı leke var mı, sarı leke var mı? Anam niye bu kadar merak ediyorsunuz ki bizde sarı leke var mı? Çünkü bütün ampuller tasarruflu oldu. Dolayısıyla gece gördüğünüz ışık artık ışık değil. Yani o ışık biz değil. Bunu değil. O Ayşegül söylediği şey özel ultraviyole lambaları. O özel ultraviyole lambaları ve bu konuyu da benden sonra da ne kadar dillendirirseniz kendi adıma o kadar sevineceğim. Çünkü hani buradayız falan ya. Gece ışığı, bu şeyler, işte, koruyucular, LED ışıkları, bilgisayar ışıkları
Zaten hep ne vitamin D'den girdik, yazdan girdik, güneşten çıktık, ışıktan konuştuk ya. Aslında biz yemek mi yiyoruz, ışık mı yiyoruz konusu gene ışık, 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 ışık. Bitkiler de ışık aldığı için aslında biz onunla çalışıyoruz. Gerçekten evet ekonomiye ters olabilir ama eski lambalardaki dalga boyu, yani lambanın yarattığı o ışık bize uygun olan bunlar değil. Ama full spektrum gündüz lambası diye bir şeyler satılıyor, onlar kullanılabilir. Ben bir şeyde basitçe şöyle söylemiştim. Ben bütün lambaları attım. Uydurup böyle kırmızı kırmızı gece lambaları koydum. Kırmızı turuncu eve. Çünkü en azından o renk şeyi koruyor. Yine gözü koruyor gece. Parlak LED ışığı yerine. Tabii. O bile uykuyla işte melatoninle hikayelerimizi çok iyi düzeltebiliyor. Bütün bu kolay halledilebilir kısım dururken zaten bu şeyleri, tabletleri ve bilgisayarları nereye atacağız? Onu da bilmiyorum. Çünkü onu en halledilemez kısım. Evet. Tabletlerden, bilgisayardan kurtulamıyorduk. Daha şu hafta sonunda işte %80 enerji tasarrufu sağlayan ampul satın almış biri olarak eve gidip onları kullanmama kararına ulaşmış durumdayım. Üstlerine şey geçirin. Kırmızı gece lambası şeyi geçirin. Dışı. Dışını yani böyle evi kırmızı yapın. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum hocamlar ne düşünüyor da. Yani D vitamini alma sürecine girildiğinde ısrar ettiğim bir şey var. Bütün arkadaşlara bunu söylüyorum. Cacık yiyin ama bunu havuçtan yapın. Veya işte ayran için bir yandan da kalsiyum emilimi olsun vücutta. D vitaminiyle karşılaşsın istiyorum diye söylüyorum. Çünkü vücutta kalsiyum yoksa alınan D vitamininde hiçbir esprisini... Havuç olmadı. Daha iyi bir fikir oldu. Havuç da beta karotenler açısından da zengin olduğu için biraz da vizyonu geliştirir diye açıkçası ya, biraz o boyutta bakıyorum. Kemik sağlığı açısından tamamen haklısınız. Ama D vitamini bütün her sistemde kalsiyumun varlığıyla çalışan bir şey değil benim anladığım kadarıyla. Bağımsız da çalışıyor. Yani bağımsız da çalışıyor ama ihtiyaç beyin da için oluyor. De şeysi. Evet. Bağımsız çalışabiliyor. Her tarafta reseptör olduğu için. Ama belki bunu vurgulayabiliriz değil mi? Havuç, domates, bütün kırmızılar, beta karoten. Beta karoten aslında bitkinin cildinin rengi. Bizde de beta karoten var. Belki işte hani onları yiyince de zaten rengimiz hafif döner ya fazla yediğimiz zaman tabii, havuç rengi. Yani. O yüzden güneş tutma, eskiden vardı havuç şeyleri vardı, yakmak için. Mi? Demek ki güneş tutmak için havuç yemek. Sararıyordu. Ne dedik? Sülfatlanmak için sarımsak yemek. Evet. Şey kefir. İçerisinde sarımsak ve havuç. Bayılıyorum onlara. Ve salatalık şey oldu, güneş şey oldu. Bu da istiyorlar aslında. Böyle bir şey soracağım. Bravo hocam. Bu kadar çok konuştuk, bağlamaya çalıştık bilgileri. Hayır. Ne koyayım kefir için? Ne zaman için? Bir de ne kadar için? Aç mı için? Tok mu için? Şey söyleyeyim. Ben de işte kendi yöntemimi söyleyeyim o zaman. Kendi yaptığım şeyi. Ben sabahları lor peyniriyle dereotunu, ki dereotu aslında yoğurdun içindeki kalsiyumdan daha yüksek bir kalsiyuma sahiptir. Evet. Dolayısıyla sabah lorla benim yaptığım şeyi yapsınlar. Dereotunu bir araya getirip yesinler. Hakikaten çok yüksek bir kalsiyuma söylediklerinize %100 katılıyor. Ne kadar dereotu hocam? Görüyorum ve arttırıyorum Gülkan hocam. Üstüne de keten tohumu yağı ya da koyarsanız bir de membranlara yağ vermiş oluyorsunuz. Geçişi kolaylaşıyor bütün söylediklerimiz. Bak biraz ilerlerse biz kokoraça kadar gideceğiz. Onun için burada hocam orada açık söyledi kaçırdınız. Ne kadar dereotu? Neyi? Ne kadar dereotu? Miktar olarak şu benim şeyim şu. Yani o sol gelir çünkü. Narlıdere, İzmir Narlıdere çok severim. Orada da okula da orada gittim. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir şey geldi. Onu da söyleyeyim. İkimiz de çok severiz. Sevgili Şansal abi, Şansal Büyük abi. O da izliyor programı. Büyük de keyifle izliyor. Şansal abi demiş ki ya şu şeyi açığa kavuştur. Mesela sırf ayağımın tabanını dayasam o gelen şey yetmez mi diye. Yok evet diz altı gerçekten. Diz altı bir daha söyleyelim belki izleyemeyenler olmuş. Çok önemli. Diz altından ve dirsekten şey. Yani aslında yaradan o kadar güzel yaratmış ki. Öyle bütün her şeyini açarak güneşin altında 3 saat durman gerekmiyor mu D vitamini sentezi için? 15 dakika dirsekten aşağısı. Dizden aşağısı yeterli. Dolayısıyla bunu yapmaları yeterli olur. Bir şey söyleyeyim ama sıvısız, bu da bir gözlem. Sıvısız kalmış vücutlarda çok fazla su içmeyen, su içmeyi sevmeyen bir, iki, hareketi minimum vücutlarda da ben o D vitaminini yükseltmekte sıkıntı çekiyor. Çok haklısın. Yani dolaşımın ne kadar hızlı ise D vitamini kullanımının da susuz o kadar hızlı arttığını da söyleyelim buraya. Dolayısıyla tek başına D vitamini al, bütün gün sırt üstü yat, hiç su içme. Yok o da kadar. Efektiviteyi, yani etkinliği, verdiğin ilacın etkinliğini, verdiğin beslenmenin etkinliğini azaltıyor.
Daha çok fazlası daha var sorunun, özellikle tanıtımda da ifade ettiğimiz, ama özellikle bir başlık var, onu başlığa bir girsek şu an için program süremiz doldu. Eminim bir saat daha konuşuruz, o başlıkta aralık bu oruç ve sirkadyen ritimdi. Evet. Onun için ayrı bir program başlığı açmak lazım. Kim ne diyor tartışmalı konulardan bir tanesi. Ama dediğim gibi programın sonuna geldik. İç hastalıkları uzmanı Doktor Gürkan Kubilay, onkolog Doktor Yavuz Dizdar, biyokimya ve anti-aging uzmanı Doktor Ayşegül Çoruhlu ve koruyucu sağlık uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyeral'la birlikteydik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden bir arada oluncaya dek hoşçakalın.